Evet, online katılanlar için hızlıca şey yapayım. Benim ismim Fatih Sütçü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Şu anda da görev olarak Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere yeni yönetmeliğimizdeki eşdeğer deprem yükü yönteminden bahsetmek istiyorum. Malum ülkemiz deprem bölgesinde ve deprem yükleri de hesabın önemli bir kısmını oluşturuyor. Deprem yükü deyince aklımıza tabii böyle yatay yükler geliyor. Binaya eklenmiş yatay yükler geliyor. Öncelikle biz binayı tabii ki bir düşey yüklerle çözüyoruz. Alıştığımız katsayılarla. Fakat yatay yüklerin etkisi çok daha büyük. Deprem yükü olarak bunları yatay yük olarak etki ettiriyoruz. Depremin etkisi şu şekilde. Yani düşey yüklerin etkisi nasıl kilonewtonsa, depremin etkisi aslında binaya ivme şeklinde oluyor malumunuz. Yani depremin birimi nedir diye sorsak, aslında depremin birimi ivmedir. Bunu G cinsinden de ifade edebilirsiniz ya da işte metre bölü saniye kare cinsinden de ifade edebilirsiniz. İvmeyi açıklamama herhalde gerek yok. Hani hızlanma hızı ivmedir. Dolayısıyla yani gerçekten de bana şöyle bir soru sorulsa mesela ya da size sorsam, aklınıza gelen bir denklem var mı? Hemen ezberinizde bir formül var mı desem? F eşittir MA, onu demeyenler de E eşittir MC kareyi söylüyorlar. E eşittir MC kareyi açıklamam mümkün değil. Yeri de değil. Ama F eşittir MA aslında bakarsanız hani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme formülüdür. Ve burada deprem ivmesi dediğimiz ivme, bize haritalarla verilen bu ivmeyi kütleyle çarparak, yapının kütlesi çok basit, yapının kütlesiyle çarparak doğrudan deprem kuvvetini elde edebiliriz. Yani formüllerde aslında gördüğünüz o uzun formüllerin hülasası aslında F eşittir MA'dan başka bir şey değil. Burada deprem ivmesi dediğimiz zaman aklımıza şunun da gelmesi lazım. İvmeye maruz kaldığınızı düşünün. Yani arabadasınız ve arabanızda gaza bastınız. Sıfırla giderken bir saniye sonra 20'ye çıktınız. Bir saniye sonra 40, bir saniye sonra 60. Arabanız çok iyi bu arada. Tabii ki. Yani öyle her saniye 20 km bölü saniyeli hızınız artıyorsa çok iyi araba. Efendim? Kalkarken de fark edersiniz. Her metre, her saniyede 20 kilometre hızınız artarsa, ondan direkt 100'e çıkarsanız, sıfırdan 100 kilometreye çıkarken hızınız bir ivme vardır. Bu da sizin bedeninizi ve kafanızı bu koltuğa doğru bastıran kuvvettir. İşte ivme çarpı vücudunuzun kütlesi size bir kuvvet etki ettirdi. Benzer şekilde ters ivmede de fren yaptığınız zaman da vücudunuzun öne doğru meyletmesini sağlayan kuvvet de işte o fren sırasındaki ivmenin oluşturduğu kuvvettir. Yani aslına bakarsanız binalarımız depremde sallanmıyor da, yani görsel olarak sallanıyor ama bizim deprem kuvveti dediğimiz şey yer hareket ettiği zaman bu ivmeye binamızın gösterdiği direnç kuvveti, eylemsizlik kuvveti aslında. Yani yer bu tarafa gitmek istiyor fakat binamız onunla beraber hareket etmek istemiyor. Bu gösterdiği atalet, bu gösterdiği eylemsizlik aslında deprem kuvveti. Yani depremin ivmesi ne kadar yüksekse deprem kuvveti o kadar yüksek olur. Binanın kütlesi ne kadar büyükse deprem kuvveti o kadar yüksek olur. Bu bakımdan çok hafif binalar depremden daha az etkilenirler diyebiliriz. Ülkemizin deprem haritası şekilde görüldüğü gibi, ülkemizin yani maalesef büyük bir kısmı deprem bölgesinde. Burada daha önemli bir bilgi ise ülkemizin aslında nüfusunun neredeyse %60-70 bandında bir aralığı deprem bölgelerinde yaşıyor. Yani buradaki kırmızı bölgeler toplam yüz ölçümünün %60-70'i olmayabilir. Ama insanların yoğun yaşadığı bölgelerde, yani İstanbul, Ege bölgesi buna dahil, deprem bölgesi olduğu için aslında nüfusumuzun büyük bölümü bu depreme, deprem riskiyle karşı karşıya. Depremin en az yaşanması beklenen yerler Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Şanlıurfa, Mardin, yani Suriye ve Irak sınırı ve İç Anadolu bölgesinde Konya, Aksaray, Karaman bölgesi depremin en az yaşanması beklenen yerler. Evet, depremin sebebine uzun uzun değinmeyeceğim ama kıta kayaları var. Yani kıtaların üzerinde oturduğu çok büyük kayalar var. Ve bu kayalar birbirlerine göreli hareket ettikleri zaman ara yüzeylerindeki, kesitlerindeki oluşan o sürtünme ve ani hareketin yeryüzünde hissedilen etkisi deprem diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi dünya haritasında Amerika'yı sağ,
Avrasya'yı sol tarafa çizersek gördüğünüz gibi büyük kıta kayaları var, siyah çizgiler. O kıta kayalarının birbirine bağlandıkları yerler. Yani Türkiye'nin de güneyinden bu Arap plakası ve Avrasya plakasının birleştiği yerde önemli bir kıta kayası var. Takdir edersiniz ki en büyük kıta kayaları okyanuslarda. Yani Türkiye birazcık içeride olduğu için birazcık avantajlı. Biraz ama sadece. Ya örneğin Japonya'ya bakarsanız hem Filipin plakası, hem Avrasya plakası, hem de Pasifik plakasının birleştiği yerde. Gerçekten de çok zorlu bir bölgede olduğu için çok da büyük depremlere maruz kalıyor. Çok daha sorunlu ülkelerden bir tanesi de Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da da gördüğünüz gibi tam olarak iki kıta kayasının kesiştiği yerde bulunuyor. Dolayısıyla Yeni Zelanda'da belki hatırlarsanız Christchurch bölgesinde bir deprem yaşandı ve bütün şehir yerle bir oldu. Küçücük bir ülke, 5 milyon nüfusu var. Fakat çok ciddi depremlerle mücadele ediyor. Japonya bu bakımdan böyle. Dünya deprem haritasını burada getirmedim ama hani bu harita da eğer o az önceki sarı kırmızı harita gibi olsaydı yüz ölçümünün tamamı, topraklarının tamamı deprem bölgesinde olan dünyada birkaç ülke var. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi İran, bir tanesi Japonya, birisi Yeni Zelanda, biri de Şili. Aslında bu kadar. Şimdi İtalya'da deprem bölgesi değil mi? Evet, deprem bölgesi ama her yeri değil. Yani bizim gibi değil. Ya da Romanya'nın bir kısmı deprem bölgesi. Avrupa'da zaten başka da deprem bölgesi yok işte. Yunanistan, İtalya, işte birazcık Romanya ve gerisi tamamen Türkiye. Evet, ülkemizdeki fay hatlarının aşağı yukarı ülkemizdeki fay hatları burada görüldüğü gibi. İşte burada gördüğünüz Kuzey Anadolu fay hattını görüyorsunuz. İşte malum daha önceki yıllarda da yaşadığımız bazı depremlerde bu fay hattı üzerinde gerçekleşti. Daha sonra bunlar Marmara'ya bağlanıyorlar. En aktif fay hatları ülkemizde bunlar. Bu birleştikleri yerlerde işte malumunuz işte Kuzey Anadolu fay hattıyla Doğu Anadolu fay hattının birleştiği yerlerde aslına bakarsanız Erzincan gibi defalarca kere depreme maruz kalan yerler. Evet. Bu depremin şiddeti üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü depremin şiddeti konuşulurken genellikle şöyle konuşuluyor. İşte magnitüdü şöyleydi, şiddeti böyleydi. Ama mühendis olarak bizi ilgilendiren deprem şiddeti sadece ivmedir. Yani şiddeti 7.8 olmuş. Büyük mü? Mühendislik olarak doğrudan hesaba katacağımız bir büyüklük değil malumunuz. Bizim için depremin büyüklüğü, yani şiddeti ivmesidir. İvmesini de az önce söylediğimiz gibi metre bölü saniye kare cinsinden ya da G cinsinden ifade edebiliriz. Büyük depremlerin şiddeti de yaklaşık 1G, 2G şiddeti seviyelerindedir. Ne demek? Bizi yere çeken ivmenin benzerinin yatayda bize etki ettiğini düşünürseniz, sanki bizi yere çekiyormuş gibi yatayda çektiğini düşünürseniz bu kadar büyük bir şiddetten bahsediyorum. Genel mühendislik yaklaşımı düşünüldüğünde depremlerde binaların şöyle hareket etmesi beklenir. Küçük depremlerde binalarda hiç hasar oluşmasın. Orta şiddetli depremlerde binalarda tamir edilebilir hasar oluşsun. İnsanların canına zarar gelmesin. Yüksek şiddetli depremlerde ise binada toptan göçme olmasın. Can kaybı olmasın ama kabul edilebilir miktarda hasar yaşansın diyoruz. Maalesef biz mühendisler olarak sağlam kalsın diye tasarladığımız binalarda depremler sırasında bazı hasarların oluşmasını baştan kabul ediyoruz. Hiç hasar almayacak bina yapılabilir mi? Yapılabilir mi bilmiyorum, tartışılabilir. Ama bizim yönetmeliklerimiz bize diyor ki yüksek şiddette deprem olabilir. Bu deprem sırasında binanızın bazı hasarlar alacağını kabul edin, ona göre tasarlayın. Hasarların nerede oluşacağına deprem karar vermesin, siz karar verin diyor. Örneğin kuvvetli kolon, zayıf kiriş kuralı. Yani buradan biliyorsunuz birçok durumda biz ihtiyacımız olmadığı kadar büyük kolonlar tasarlıyoruz. Neden? Çünkü diyoruz ki bu düğüm noktası zorlandığı zaman kolonlar değil, kirişler hasar görsün. Böylelikle bina ayakta kalsın diye önden bazı kabuller yapıyoruz. Başka yaptığımız bazı kabuller de var aslına bakarsanız bu hasarlar konusunda. Diyoruz ki binalarımız düktil davransın, sünek davransın diyoruz. Aslına bakarsanız süneklik ne demek? Akma noktasına ulaştıktan sonra plastik bölgede binanın göçmeden yapabildiği deformasyon diye anlatıyoruz derste. Ama aslında bunun diğer ismi de şu. Hasar yapma kapasitesi. Binanın hasar alma kapasitesi demek. Yani biz baştan binaya hasar alabilir diye kabul ederek başlıyoruz. Konuyu ilerletmeden burada şunu söylemek istiyorum. Mühendisler olarak her ne kadar görevimiz insanların canını kurtarmak olsa da aslına bakarsanız bazı detaylandırmalarla ya da bazı masrafların altına girerek insanların sadece canını değil depremden sonra
mallarını da kurtarabiliriz. Çünkü hasar almış binaya geri girmek ne kadar zor değil mi? Canınız kurtuldu, çok güzel ama kaldınız dışarıda. Bina hasarlı. Yani binayı kurtarmak da çok önemli. Biz her ne kadar canımız kurtuldu diyoruz ama malcanın yongası da bizim lafımız yani. Mal önemli. Ve depremden sonra şöyle bir şey değil ki, sadece sizin binanız hasar görse çağırırız Yusuf Usta'yı, tamir ettiririz, epoksi falan bir şey yaparız, gireriz binaya tekrar geri. Ama öyle öyle olmuyor. Bütün şehir hasar oluyor. Yusuf Usta'nın binası da hasar görmüş oldu. Ve geri toparlanma süreci, yani şehrin komple eski haline geri dönme süreci yıllar sürüyor. Dolayısıyla bu bakımdan da düşünerek deprem mühendisliğini bu bakımdan da değerlendirmek lazım. Çok hızlı söyleyeyim. Bu yüzden konutlar değilse de en önemli binalar olan hastaneler deprem yalıtımlı olarak imal edilmeye başlandı. Deprem yalıtımı binayı zeminden ayırır ve binanız içindekilerle birlikte hasarsız olarak depremi atlatırlar. Bu mümkün. Az bir masrafla bu mümkün. Bunu hatırlatmadan deprem mühendisliği anlatmak doğru olmayabilir. Evet, burayı biraz ilerletiyorum. Şimdi burada az önce konuştuğumuz konular, yani biz binamızın işte efendim düktil davranmasını istiyoruz. Yani efendim yaklaşık olarak binanın davranışı böyle ama takdir ederseniz ki ben bir kolonu yatayda yüklesem de böyle bir davranış sergiler değil mi? Ya da tek bir çelik çubuğu böyle tutup iki ucundan çeksem de aşağı yukarı önce bir elastik bölge, şurada bir akma bölgesi, bir pekleşme, daha sonra göçmeye gider. Yani aslına bakarsanız bizim inşaatta kullandığımız en küçük ölçek olan malzeme, bir sonraki ölçek olan eleman ve en büyük ölçek olan bütün bina yapı sistemi benzer davranış gösteriyor aslında. Önce bir elastik bölgesi var. Hook cismi diye tarif ettiğimiz, kuvvet ve yer değiştirmenin doğrusal olduğu, birbirine orantılı olduğu. Sonra bir akma bölgesi var. Daha sonra plastik olarak hareket ettiği bir bölge var. En son ise göçmeye gidiyor. Şimdi eğer akma bölgesinin yaşandığı noktadan sonra bina aniden göçmeye gidiyorsa buna biz gevrek davranış diyoruz. Dayanım arttıkça gevreklik artar takdir edersiniz ki. Fakat eğer iyi detaylandırılırsa bina akma noktasını geçtikten sonra göçme yaşamadan çok büyük deplasman yapabilir. Yani depremin talebi çok büyükse binamız göçmeye gitmeden, yani yıkılmadan çok büyük deplasman yapabilmelidir diyoruz. Binamızın sünek olması için almamız gereken bazı tedbirler var. Bunlar hem malzeme seviyesinde hem de detaylandırma seviyesinde düşünülmesi gereken bazı konulardır. Örneğin bir bileşim bölgelerinde sargılama yapılması ya da kenetlenmenin yeterli miktarda yapılması, donatıların ucunda yeterli kırmaların yapılması gibi bazı detaylardan bahsediyoruz. Bu noktada şey örneğini vermeden geçmek istemiyorum. Birçok sporcu eklemlerini sarar değil mi aslında? Yani tenisçiler el bileklerini, yani bu eklemlerini, işte voleybolcular parmak eklemlerini, futbolcular diz eklemlerini sararlar. Aslında yaptıkları spor mücadelesi sırasında bu ekleme, yani birleşim noktasına gelen yükleri işte bu sargıyla paylaşmak adına yaptıkları bir önlemdir. Düktiliteden bahsettik. Hep mü ile gösterilir zaten düktilite. Sürtünmeyle karışmasını istemiyorum ama işte yaptığı en büyük yer değiştirmenin akma yer değiştirmesine oranı olarak tanımlanır. Tabii ki biz hesaplarımıza geçmeden önce, yani düşey yüklerle yaptığımız bazı hesaplar var. Malumunuz 1.4Q artı 1.6Q ile. Fakat deprem yüklerini işin içine nasıl katıyoruz? Orada da belli iki tane esas olarak kullandığımız en büyük iki tane kombinasyon var. Malumunuz G artı Q, yani ölü yükler artı hareketli yükler artı eksi deprem yükleri diye birinci kombinasyonumuz var. İkinci kombinasyonumuz ise 0.9G artı eksi deprem yükü dediğimiz, sanki bina daha tam bitmemiş, içine yerleşilmemiş ama bitmek üzere. Yani ölü yükün %90'ı yerinde, tam o sırada deprem olursa ne olur gibi bir durumu temsil eden ikinci yükleme durumumuz da söz konusu. Şimdi buralarda hareketli yük işin içine katılırken malumuz bir hareketli yük katsayısı var. Bu değişmedi. Yeni yönetmenimizde de bu şekilde. Bunu yeni yönetmenimizden aldım. Bizim esas bu arada ilgilendiğimiz şey işte buradaki bu E kuvveti nereden gelecek ve nasıl kullanılacak? Şimdi yavaş yavaş ondan bahsetmeye başlayacağız. Fakat bu deprem yüklerini hesabına geçmeden önce şunu hatırlamamız gerekiyor. Eş değer deprem yükü yöntemi dediğimiz yöntem, takdir edersiniz ki adı üstünde eş değer. Yani gerçek deprem yükü değil. Gerçek depremi temsil edecek büyüklükte bir statik yatay kuvvet tanımlayacağız. Binanın dışında aynen bir diyagram çizerken kullandığımız yatay kuvvet gibi bir kuvvet tanımlayacağız.
tam olarak depremi temsil ediyor mu? Etmiyor. Ama güvenli olacak şekilde temsil ediyor. Biz bu kuvvetin peşindeyiz. Eş değer deprem yükü yöntemi gibi karmaşık bir deprem hareketini basitleştirerek tek bir kuvveti çeviren bir yöntemi kullanabilmeniz için bazı ön şartları sağlamanız gerekir. Her binada kullanamazsınız. Yani düzensiz binalarda kullanamazsınız. Vurulma düzensizliği olan binalarda kullanamazsınız. Bir de çok yüksek binalarda kullanamazsınız. Çünkü çok yüksek binalarda malumunuz bu binalar düzgün bir sarkaç gibi birinci modda çalışmazlar. Yüksek modları vardır. Böyle ikinci mod, işte efendim üçüncü mod, vurulma modu gibi modları vardır. Bu modlar bizim alışa geldiğimiz yatay kuvvetle temsil ettiğimiz eşdeğer deprem yükü yöntemiyle çözülemez. Dolayısıyla düzensiz olan binalarda eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanamayız. Bu bakımdan kısaca düzensizliklerden bahsetmek istiyorum. Bunlar yeni yönetmeliğimizdeki düzensizlikler. Birincisi vurulma düzensizliği. Vurulma düzensizliği basitçe tarif etmek gerekirse rijitlik merkezinin ağırlık merkezine yakın ve uzak olmasıyla ilgili bir konudur. Bunlar birbirinin üstüne çakışırlarsa binanız vurulmaya doğru meyletmez. Düzgün bir salınım yapar. Bunun hesabı oldukça açık bir şekilde yönetmeliğimizde ifade ediliyor. Döşeme süreksizliği, plandaki döşemeler, planda döşemelerde plan alanının 1/3'ünden fazla boşluk olmasını istemiyoruz. Planda çıkıntılar bulunması, bir doğrultudaki plan boyunun 120'sinden daha fazla olması durumunda da planda düzensizlik var diyoruz. Bunları şekillerle gösterirsek işte efendim çok alışık olduğumuz binanın planda bir kenarında yoğun bir şekilde perde bulunması durumunda bu bina o perde yoğunluğunun bulunduğu noktanın etrafında dönmek isteyecektir. Yani vurulmak isteyecektir. Bunu dengelemek bakımından normalde karşı tarafında da bunun perdeler kullanarak düzeltmek gerekir. Döşeme boşlukları, döşemelerdeki yırtıklar ya da boşluklar ve döşemelerdeki yırtıklar ve boşlukların eşdeğer deprem yükü yöntemiyle bilgisi yok tabii ki. Fakat döşemelerdeki boşluklar çok fazla arttığı zaman rigid diyafram kabulünü artık yapamaz hale geliyoruz. Yani artık kolonlarınız beraber hareket etmiyor. Arada boşluk var, birbirlerine yüklerini aktaramıyorlar ve rigid diyafram kabulünü yapamıyoruz. Bu bakımdan dikkat edilmesi gereken bir düzensizliktir. Planlardaki çıkmalarda burada şekilde gördüğünüz gibi L, T ya da artı şeklinde planlar olabilir. Bu şekilde planlar kullanılırsa yine binada vurulma gibi düzensizlikler yaşanabilir. Ayrıca bunun önüne geçebilmek için de bazı dilatasyonlar ya da derzler tanımlamak gerekebilir. Çok daha sağlıklı hareket eder binamız depremlerde. Nitekim binayı biz uygun yerlerden ayırmazsak deprem bizim istemediğimiz yerlerden o binayı ayırır. Yani baştan bizim ayırmamız önemli. Binayı uygun aralıklarla ayırmamız önemli bu bakımdan. Şart değil ama önemli. Yataydaki düzensizlik, plandaki düzensizlikler bunlardı. Düşeydeki düzensizlikler ise komşu katlar arasındaki dayanım düzensizliği. Yani zayıf kat durumu. İkincisi komşu katlar arasındaki rigidlik düzensizliği, yumuşak kat durumu. Bunlardan detayıyla bahsetmeyeceğim. Bir de taşıyıcı sistemdeki düşey elemanların süreksizliği. Yani kolonların veya perdelerin yukarı doğru sürekli olması lazım zaten ama bir yerde kesilmemesi ya da kirişlere basmaması ile ilgili durumlar. Kısaca açıklanabilir onlar ama şurada bir tane ilginç örnek göstermek istiyordum. Bu okulun civarında çektiğim, ben çektim bu fotoğrafı. Bu arada kimseyi suçlamıyorum yani belki ilgili hesaplar yapılmıştır ama burada çok açık bir şekilde arada bir katın diğer katlardan yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bir suçlama söz konusu değil. Hani bir kat diğerlerinden daha yüksekse rigidliği kesinlikle önlem alınmadıysa diğer katlardan daha düşüktür. İşte burada da eğer bu aradaki yüksek olan katın rigidliği diğer katlardan altındaki üstündeki katların ortalamasından daha düşükse burada bir yumuşak kat oluşmuş olabilir. Gerekli önlemler alınmamışsa. Bunu sadece bir küçük bir örnek olarak göstermek istedim. Düşey elemanların süreksizliğini de biliyorsunuz. Guselerin ucuna kolon oturtulması doğru değil. Ya da kolonlar bir kirişin ortasından basabilir. Buna izin veriliyor ama bu durumda kirişlerin yüklerini %50 arttırarak hesap yapmak gerekiyor. Perdelerin ise süreksizliği yasak olmaktan öte mantıksız. Yani bu perde eğer zemine basmazsa, yani temele yüklerini aktarmazsa zaten anlamlı olmuyor. Bu düzensizliklerden kaynaklanan bazı yapısal hasarları, özellikle yumuşak katla ilgili hasarları burada görebiliyoruz. Bunlar Ceyhan, Adapazarı ve Erciş depreminde yaşadığımız
bazı olumsuzluklar. Ve yine birçok yerde kolon, Gusse ucuna kolon oturtulması da gerçekten birçok inşaatta görüyoruz ki çok işaret etmeyeceğim. Bunlardan bir tanesi belediye binasıdır. Evet. Gelelim günün en sıkıcı konusuna. Eşdeğer deprem yükü yöntemi. Şimdi eşdeğer deprem yükü yöntemi dediğimiz şey yeni yönetmenimizde gayet net ve çok gerçekten de açık bir şekilde yer almıştır. EKOL'un seismic load method dediğimiz yöntem. Eşdeğer deprem yükü yöntemi çok daha hızlı bir şekilde işlenirken yeni yönetmenimizde birazcık daha detaylandırılmış. Yani önceden yalnızca binanın deprem bölgesi, zemin sınıfı, işte binanın önem katsayısı gibi birkaç parametreyle hızlıca ilerlenebilirken bu sefer yeni yönetmenimizde artık deprem tasarım sınıfı, bina yükseklik sınıfı ve yer hareketi düzeyi gibi birkaç tane parametreyi bir süzgeçten geçirerek en son artık eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanıp kullanamayacağımıza karar vererek adımlarımızı atıyoruz. Burada hemen konuşmanın en başında daha tam konuşma başlamadan önce bahsettiğim birkaç tane deprem seviyesinden bahsetmek istiyorum. En şiddetli deprem seviyesi dediğimiz deprem seviyesi DD1, deprem düzeyi 1 olarak yönetmenimizde ifade ediliyor. Deprem düzeyi 1, 2500 yılda bir kere kendini tekrar etme ihtimali olan depremdir. Yani istatistik derslerimizden hatırlarsanız şu şekilde ifade ediliyor. 50 yılda aşılma ihtimali %2 olan deprem. Yani 50 yıl dediğimiz binanın ekonomik ömrü aslında. 50 yıl içerisinde aşılma ihtimali %2 demek gerçekten çok küçük bir ihtimal demek. Yani olma ihtimali çok düşük bir deprem demek. İstatistiksel olarak bu 50 yılı ve %2'yi şu formülde, bu alıştığımız istatistiksel formülde işte 50 yıl ve %2 olarak yerine koyarsanız buradan 1/2475 gibi bir oran bulursunuz. Bu da bu depremin tekrarlama ihtimali 2475 yılda birdir demek. Oldukça şiddetli bir depremdir. Bazı hesaplarda kullanıyoruz bunu. Her binada bu kullanılacak değil. İşte binaların tipine ve yapılan hesabın türüne göre bu deprem şiddet seviyesi kullanılabilir. İkinci deprem seviyesi DD2, 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem seviyesidir. Buna tasarım seviyesi depremde denir. Tasarım seviyesindeki deprem denir. Yani hesaba esas deprem kuvveti ya da şiddeti aslında budur. Tekrarlama ihtimali 475 yılda birdir. Buna mühendisler olarak biz aramızda 500 yılda bir meydana gelecek deprem diyoruz. DD3 ve DD4 seviyeleri ise hızla söylemek gerekirse 72 ve 43 yılda bir meydana gelecek depremlerdir. Yaptığımız şey ise şu. Eşdeğer deprem yükü yöntemini yapabileceğimize karar verdiğimiz noktadan itibaren artık AFAD'ın ilgili sayfasına girerek işte E-Devlet şifresiyle buradan boyutsuz harita spektral ivme katsayılarını alıyoruz. Yani ilgili bölgenin koordinatlarını giriyoruz ve bize web sitesi bize bu bölgede kullanılacak olan deprem şiddetiyle ilgili gerekli çok önemli iki tane bilgi veriyor. Bunlardan bir tanesi kısa periyot harita spektral ivme katsayısı olan SS. Şurada. Bir diğeri ise bir saniye periyodu için harita spektral ivme katsayısı olan S1. Yani bunlar spektral değerler. SS'deki S short period. Yani yönetmenimizde de harfler, indisler hep İngilizcedir. SS dediği short period spectral acceleration coefficient. Kısa periyottaki ivme katsayısı. S1 ise 1 saniyedeki ivme katsayısı. Bu 1 saniyedekini vermesinin sebebi spektrum eğrisi böyle bir parabol. O parabolü tanımlayabilmek için tam 1. saniyede parabolün nereden geçtiğini bir yerde göstermek istiyor. O yüzden böyle yapıyor. Bununla beraber bu elde ettiğimiz ivme katsayılarını biz FS ve F1 katsayılarıyla çarparak hesaba esas olan spektral ivme değerini hesaplayabiliyoruz. Yani SS'i FS'le, S1'i ise F1'le çarparak ihtiyacımız olan tasarım spektral ivme katsayılarını elde ediyoruz. İşte SS'i FS'le çarptık, S1'i F1'le çarptık. Artık elimizde SDS, D dediği design short period, bu da design one second spektral değerlerini elde ettik. Şimdi bunu yapabilmemiz için şu F değerlerine ihtiyacımız var. Bu F değerlerini yönetmenimize verilmiş olan tablolardan elde ediyoruz. Bunun için zemin etüdü yaptırmış ve bir
geoteknik incelemesinden sonra bir zemin sınıfı belirlemiş olmanız lazım. Hatırlarsanız önceden 4 tane zemin sınıfımız vardı. Şimdi artık 6 tane zemin sınıfımız var. İlgili bölgede örnek veriyorum. Zemin sınıfınız ZC olsun. ZC olsun. Ve kısa periyottaki spektral ivme katsayınız da harita tarafından 0.75 olarak verilmiş olsun. Bunu ZC bölgesindeki yerel zemin etki katsayısıyla, yani 1.2 ile çarparak büyütüyoruz. Yani zeminin durumu depremin şiddetini değiştiriyor. Eski yönetmeliğimizde zeminin sınıfı depremin şiddetini arttırmazdı. Yalnızca plato bölgesini genişletirdi. Yani TA ve TB dediğimiz değerlerin arasını açardı, azaltırdı. Dolayısıyla binanızın platoya, yani en büyük ivmeye denk gelme ihtimali artardı. Şimdi öyle değil, şimdi spektrumu yükseltebiliyor. Yani mesela burada 1.2 ile spektrumunuzu çarparak yükseltecekseniz. Tabii. Şekil üzerinde hemen göstereyim. Tabii. Efendim? Tabii ki. Memnuniyetle. SS dediğimiz kısa periyottaki spektral ivme katsayısı. S1 dediğimiz 1 saniye periyoduna ait spektral ivme katsayısı. FS ise buradaki kısa periyot için verilen yerel zemin etki katsayısı. F1 ise 1 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı. Dolayısıyla zeminin etkisiyle haritadan okuduğumuz spektral etkiyi çarparak tasarım spektral değerlerini elde ediyoruz. İki tane var bunlardan elimizde. Onların yerlerini hemen size spektrum üzerinde göstereceğim. Spektrumumuz bu. Tasarım seviyesi spektral seviyemiz, yani tasarım seviyesindeki spektral ivme değeri plato değeridir. Yani SS'i FS'de. Cetvelden aldığınız SS'dir. SS'i F'le zemin etkisiyle çarparak platonun değerini buldum artık. Benzer şekilde 1 saniye periyoduna karşılık gelen S1 değerini zeminin etkisi olan F1 değeriyle çarparak da şu noktayı elde ettim. Bu noktayı elde ettiğim zaman takdir edersiniz ki şimdi burayı biliyorsunuz. Bu noktayı da biliyorsanız artık buradan bir parabol geçirebiliriz değil mi? İki noktamız var artık elimizde. Oradan bir parabol geçirebiliriz. TA ve TB değerleri yine bize haritalardan gelecek. Devam ediyorum buradan birazcık. Bunu konuştuk. Artık elimizde hesaba esas olan spektral ivme değerleri, yani spektrumun iskeleti artık elimizde var. Doğrudan kullanmıyoruz ama artık elimizde var. Spektrum elimizde. Gelelim daha önceki yönetmeliğimizde de kullanmış olduğumuz bina önem katsayısına. Bina önem katsayısı hatırlarsanız önemli binalarda 1.5'tu. Daha az önemli binalarda 1.2'ydi. Arada bir tane 1.4 de vardı. Okul gibi binalarda kullanılırdı. Okullar artık bu 1.5'a onlar terfi ettiler. Okullar birden %8 civarında önem kazanmış oldular. Ama bunun bir diğer anlamı da şu. Yönetmeliğe göre yapılmış, bundan bir sene önce yönetmeliğe göre yapılmış okul birdenbire önem katsayısının artmış olması dolayısıyla yeni yönetmeliği sağlaması mümkün değil. Sadece bu yüzden. Yani sadece önem katsayısı yüzünden bile değil mi? %5, %6 daha zayıf hesaplanmış olduğu anlamına da gelebilir. Buna artık bina kullanım sınıfı diye bir isim veriliyor. Yani önemli binalara biz BKS'si 1 diyoruz. Bina kullanım sınıfı 1 olan binalar diyoruz. Ve bunların önem katsayısı 1.5 oldu. BKS 2 dediğimiz binalar insanların yoğun ama kısa süreli bulundukları binalar. İşte alışveriş merkezi gibi, sinema, tiyatro gibi yerler. Ve diğer binalar. Diğer binalarda malumunuz konutlar, iş yeri, ofis ve endüstri yapısı gibi binalar. Unutmamamız gereken, her zaman siz yönetmelikte tarif edilenden daha büyük önem katsayısıyla hesap yapabilirsiniz. Yani endüstri yapısının önem katsayısı 1 diyor ama benim için, benim binamın önem katsayısı 1.5'sa 1.5'la hesap yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Burada verilen değerler alınabilecek en küçük değerlerdir diye düşünmek bence doğru olur. Evet. Burada tabii hızlıca saymak gerekirse hastaneler, yani sağlık binaları, haberleşme tesisleri, yani depremden sonra hemen gereken binalar. Hastane, haberleşme tesisi, işte bazı devlet, bazı kamu binaları, yönetim binaları diyelim, afet planlama istasyonları bu grupta. Okul ve diğer yurt gibi, yatakhane gibi, askeri kışla cezaevi, bunlar da önemli binalar. Müzeler,
içindeki içerik dolayısıyla önemli binalar. Bir de patlayıcı içeren binalar. Yani depremden sonra patlama ihtimali, deprem sırasında patlama ihtimali olan binalarda bu önemli binalar sınıfına giriyor. Şimdi bina kullanım sınıfını ve önem katsayısını bu tablo 3.1'den elde ettik. Hemen arkasından deprem tasarım sınıfına karar vermemiz gerekiyor. Binamız belli, kullanım amacı belli, önem katsayısı belli. Geldik deprem tasarım sınıfına. Artık binanızın kullanım sınıfına ve binanın bulunduğu bölgede maruz kaldığı spektral ivmeye, yani depremin şiddetine bağlı olarak bir deprem tasarım sınıfı seçmek durumundayız. Örnek verelim. Hastane binası olsun. Hastane binası, bina kullanım sınıfı 1'dir. Tamam. Yani 2 ve 3 değil. Peki, binamızın bulunduğu yerde az önce hesapladık spektrumda. SDS, yani spektrumun plato bölgesinin ordinatı, yani Y koordinatı, şiddeti, spektral ivme şiddeti. O da, örnek verelim, 0.5 ile 0.75 arasında olsun. O zaman artık binanızın deprem tasarım sınıfı 2A'dır. Bundan sonra yönetmelikte bazı yol ayrımlarına geleceğiz. Biz orada 2A'yı takip edeceğiz demektir. Ve birkaç yerde karşımıza çıkacak. Yani deprem tasarım sınıfı, bina kullanım sınıfından ve yer hareketi seviyesinden elde edilen bir durumdur. Burada gördüğünüz gibi BKS1'ler, yani önemli binalar, genellikle yanında bir A ile ifade ediliyor. Yani diğerlerinin yanına bir de A ifadesi gelmiştir. Deprem şiddeti arttıkça DTS 1 oluyor, küçülüyor. Deprem şiddeti azaldıkça DTS 2, 3, 4 diye yazılıyor. Bu rakamların rakamsal değeri yok. Bunlar bize sonraki aşamalarda yol tarifi yapacaklar. A şunu diyor, şunu diyor A. En şiddetli deprem bölgesinde eğer siz bir konut tasarlıyorsanız DTS'niz 1, tamam. Okul ya da hastane tasarlıyorsanız 1A. Birkaç aşama sonra 1 ve 1A ayrılacak birbirinden. Yani buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dememişler. Sadece biri yanında A varsa o birden daha önemlidir diye aklımızda kalabilir. Yok, bunlar rakam değil. Bunlar grup, birinci grup. Bu da tasarım sınıfı. Evet, deprem tasarım sınıfı. Bu birinci grup, bu birinci grubun önemli olanları. İkinci grup, ikinci grubun daha önemli olanları gibi düşünülebilir. Bir aşama sonra bunlar birbirinden ayrılacaklar. A'lar ve A olmayanlar birbirinden ayrılacaklar. Evet. Orası da burada ayrılmıyorlar henüz ama burada da birazcık şeysi var. Şimdi gelelim bina yükseklik sınıfına ve deprem tasarım sınıfına göre tanımlanan bina yükseklik aralıklarına. Binamıza bir yükseklik sınıfı seçeceğiz. Binamıza bir yükseklik sınıfı seçeceğiz. Binanın yükseklik sınıfına göre her şey değişiyor. Şimdi yani eskisi gibi değil. Artık yaptığımız hesabın bir ismi grubu var. Binanın yüksekliğine göre bir ismi grubu var. Burada da şöyle bir yöntem seçilmiş. Binanın yükseklik sınıfı 1'den başlayarak burada 8'e kadar bu sütunda isimler verilmiş. Bina yükseklik sınıfı 1. Bu en yüksek bina. Bina yükseklik sınıfı 8. Bunlar da en alçak binalar. Yani 1'ler en yüksek, 8'ler en alçak. Peki, bu yükseklik sınıfları nasıl tanımlanmış? Az önce gördüğümüz deprem tasarım sınıflarına göre. Deprem tasarım sınıfı 1 ve 2 ise, yani 1-1A, 2 ve 2A ise, 1-1A ve 2-2A nasıldı? Şöyle hızlıca hatırlamak gerekirse, yani depremin en şiddetli olduğu yerlerdeki binalar. 1 ve 2'ler değil mi? Bunlar ise 3-3A, 4-4A. Bunlar depremin daha az şiddetli olduğu yerdeki binalar. Depremin şiddetli olduğu yerdeki binalarda deprem bina yükseklik sınıfı 8, en kısa binalar 7 metrenin altındaki binalar olarak tanımlanmış. Bir tanesini örnek verdiğimi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Yani bir bina 7 metrenin altındaysa depremin şiddetli olduğu yerlerde bu binaya ben en kısa bina diyebilirim. 8'den daha küçüğü yok çünkü. Yığma demeyeyim. Bina, yani yığma olmak durumunda değil yani. Diyorum ki kısa bina, en kısa bina depremin şiddetli olduğu yerde 7'dir, 7 metredir. Ama depremin daha az şiddetli olduğu yerde, deprem tasarım sınıfı 3 ve 4 bana bunu söylüyor.
10 metreye kadar olan binalar kısa kabul ediliyor. Yani deprem şiddetliyse kısa binalar daha kısa. Deprem daha az şiddetliyse yani 10 metre olan binaya ben kısa bina diyebilirim. Evet, aslında bu 2 katlıydı. Deprem az şiddetliyse 3 katlı binaya ben kısa bina diyebilirim. Şimdi bu 8 birazdan anlamlanacak. Neydi bu 8? Yani bazı yerler diyecek ki şu kabul yapabilmen için bina yükseklik sınıfının 7'den büyük olması lazım. Tamam, 7'den büyük olması lazım. Şu demek. Deprem tasarım sınıfınız buradaysa 10 metreye kadar olan binalarda bu kabul yapabilirsin demek. Ama depremin az şiddetli olduğu yerlerde 17 metreye kadar olan binalarda bu basitleştirmeleri, bu kabulleri yapabilirsiniz demek. Bu bölge biraz bizim elimizi rahatlatıyor. Bir de en uçtan bakalım, üst uçtan. Depremin şiddetli olduğu yerlerde 70 metrenin üstündeki binalar yüksek binadır. Ve BYS1 hemen bu noktadan sonra yönetmeliğin içinden ayrılır. 13. bölüme gider. Bu artık yüksek binadır. Normal betonarme gibi tasarlanmaz der ve ayırır orayı. Yani depremin şiddetli olduğu yerlerde aşağı yukarı 20 katlı binalar, 20-25 katlı binalar artık yüksek binalar sınıfına girer ve normal betonarme binalar gibi hesaplanmazlar. Halbuki depremin daha az şiddetli olduğu, hemen şuradan bakalım, 3. Yani deprem daha az şiddetli demektir. DTS3. 90 metre üstündeki binalar yüksek bina, çok katlı bina sınıfına girer. Depremin en az şiddetli olduğu yerlerde ise artık 100 metre, 105 metre yüksekliğindeki binalar yüksek bina sınıfına girer. Burada hemen bu ayrımı görebiliyoruz. Yani İstanbul'da 25 katlı bir bina, işte şiddetli deprem bölgesinde mesela bulunduğumuz bölgede 25 katlı bir bina yüksek bina sınıfına girerken Konya'da 30-35 katlı bir bina yüksek bina sınıfına girerek o şartlara göre hesaplanması gerekiyor diyebiliriz. Bu sınıflandırmayı buradan yaparak binanızın yükseklik sınıfını seçebilirsiniz. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hemen bitmiyor. Bu aşamada ise artık binanın yükseklik sınıfını da belirlediğimize göre eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanıp kullanamayacağımıza burada karar veriyoruz. Yani bunların hepsini yaptıktan sonra eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanıp kullanamayacağımıza karar veriyoruz. Eğer binanızda B2 türü, işte hatırlarsanız plandaki düzensizlikti, yani burulma düzensizliğiydi. B2 türü düzensizliğin olmadığı bina ise, yani binanızda burulma düzensizliği yoksa, işte efendim rigidlik merkezi ile ağırlık merkezi yakınsa birbirine, binanız simetrikse, yani uygun şekilde detaylandırılmışsa, DTS'nin 1 ve 2 olduğu, depremin şiddetli olduğu yerlerdeki binalarda, bina yükseklik sınıfının 4'ten büyük olduğu binalarda eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanabilirsiniz. 4'ten büyük ne demekti? Hemen gidelim. BYS 4'ten büyük demek şuralar. Yani 42 metreden küçük binalar demek. 42 metreden küçük binalarda kullanabilirsiniz. Tamam. Ama eğer deprem şiddeti biraz daha azsa, bu onu tarif ediyor. BYS 5'ten büyük binalarda eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanabilirsiniz. Yani şuraya geliyoruz. 5'ten büyük binalar. 42 metreden büyük binalarda kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı aynı yere mi geldik? Aşağı yukarı aynı yere geldik. Güzel. Bu şekilde ayarlanıyor zaten. Diğer tüm binalarda, yani eğer burulma düzensizliği olduğu binalarda, eğer binanızda burulma düzensizliği varsa bina yükseklik sınıfı bir puan yükseliyor. Yani yüksekliğiniz o kadar düşüyor. Yani bir tık, bir alttaki kademeden artık hesap yapabiliyorsunuz. Yani burulma düzensizliği varsa binanızda çok yüksek binalarda bu yöntemi kullanamıyoruz demektir. Evet. Şimdi yani bu aşağı yukarı şu anlama geliyor. Eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanabilmeniz için binanızın belli bir yükseklikten daha yüksek olmaması gerekir. Ve burulma düzensizliğinin de mümkünse olmaması gerekir. O bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor demek. Sebebini de açıkladık. Binanız yüksekse birinci modda değil, yüksek modlardaki etkiler artık binanızda birazcık daha etkili olmaya, dominant olmaya başlarlar. Bu eşdeğer deprem yükü yöntemiyle karşılanabilir, açıklanabilir bir durum olmaz. İkincisi ise binada zaten burulma düzensizliği varsa bu burulma etkilerini devreye sokar ve burulma modu
etkili olmaya başlar. Yine eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanmamız doğru olmaz. Evet, burada artık binamızda deprem yükü, eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanabileceğimiz de karar verdik. Peki biz bu yöntemi kullanarak ya da diğer bütün yöntemleri de kullanabilirsiniz. Çünkü burada şu anda performans seviyeleriyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. 2007 yönetmeliğimizdeki performans seviyeleri şu şekilde sınıflandırılmıştı. Hemen kullanım performans seviyesi, can güvenliği performans seviyesi, bir de göçme öncesi performans seviyesi. 3 tane performans seviyemiz vardı. Yeni yönetmeliğimizde bu birazcık daha çeşitlendirildi. Yeni bir performans seviyesi eklendi yönetmeliğimize. Bunun ismi kesintisiz kullanım performans seviyesi. Kesintisiz kullanım performans seviyesi hemen kullanımdan farklı. Dikkat ettiyseniz isimlerinde küçük bir nüans farkı var. Hemen kullanım, binanın hemen kullanımına işaret eden bir performans seviyesidir. Yani şu demek, deprem oldu, bitti, binaya geri girebilirsiniz demek. Kesintisiz kullanımda başka bir şeyden bahsediyor. Kesinti olmadan binayı kullanabilmekten bahsediyor ama bina olarak değil, hastane ise hastane olarak, okulsa okul olarak kullanabilmekten bahsediyor. Yani kesintisiz kullanım performans seviyesini sağlamak şu demektir. Bu bina depremden önce hastaneydi, deprem oldu, bina ayakta kalmadı sadece. İçerideki her şey depremden önce olduğu gibi yerli yerinde, kırılmadan, bozulmadan çalışır durumda demek. Operasyonel seviyede demek. Kesintisiz kullanım performans seviyesi sabit temelli betonarme binalarda istenen bir seviye değil. Kesintisiz kullanımı ancak konuşmanın biraz başlarında bahsettiğim deprem yalıtımı gibi ileri bir mühendislik uygulamasıyla elde etmemiz mümkün olur. Çünkü sizin de anlayacağınız üzere binayı ayakta tutmak çok zor değil. Ama içerideki eşyaların devrilmesini önlemek, işte tavanın düşmesini önlemek, tesisatın bozulmasını önlemek için çok daha ileri önlemler almak gerekir. Ancak bu şekilde kesintisiz kullanım elde edilebilir. 2011 Van depreminde Van Devlet Hastanesi sağlam bir şekilde ayakta kaldı. Yani yapan iyi yapmış. Sorunsuz ayaktaydı bina. Ama MR makineleri kırılmıştı. Çok kıymetli, pahalı bir katarakt makinesi, katarakt operasyonunu yapan özel bir cihaz varmış. Detayını bilmiyorum. Devrilmişti. Şimdi hastane depremi atlattı mı? Bina atlattı. Ama hastane atlatamadı. Gelin görün ki hastane de tam depremden sonra lazım. Yani içindeki eşyalar tam depremden sonra lazım. Eşyalar kurtulsaydı da bina biraz hasar alsaydı, eşyaları çıkarırdık, kullanırdık yani dışarıda. Mikrobiyoloji laboratuvarı tamamen yerle bir olmuştu. Yani hiçbir şey kalmamıştı içeride. Hastaneyi hastane olarak kullanamadık. İkinci performans seviyesi burada. Yani sınırlı hasar diye şurada gösterilen, sınırlı hasar diye gösterilen performans seviyesi bizim önceki yönetmeliğimizde tarif edilen hemen kullanıma yakın bir performans seviyesi. Kontrollü hasar dediği performans seviyesi önceki yönetmeliğimizdeki can güvenliği dediğimiz performans seviyesine yakın. Aynı değil, yakın. En sonunda göçme öncesi, bu bir önceki yönetmeliğimizdeki benzer bir performans seviyesidir. Yani yeni bir performans seviyemiz artık tanımlı. Gelelim çok basitçe tasarım yaklaşımlarına. Burası eşdeğer deprem yüküne dahil değil burası. Ama binayı tasarlarken ve değerlendirirken hangi yöntemleri kullanacağımızla ilgili artık iki tane yine yöntem var. Bir tanesi dayanıma göre tasarım, DGT diye ifade ediliyor. Bir tanesi de şekil değiştirmeye göre tasarım, ŞGDT diye ifade ediliyor. Yani birisi kuvvete göre hesap, bir tanesi de rotasyonlara, şekil değiştirmelere göre hesap. Öncelikle şuna bakıyoruz. Bir önceki, önceki slaytlarda bahsettiğimiz hangi deprem şiddetini kullanacağız hesaplarda? Her şey bu tabloda. Ve şu ana kadar aşağı yukarı gördüğümüz her şey bu tabloda bir sonuç haline geliyor. Burada tepede DTS'si 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A ve 4, 4A. Yani bütün binalar burada. Bu bütün binalarda bu tablodan 6 tane var yeni yönetmeliğimizde. Bu burada gördüğünüz tablo yeni yapılacak yerinde dökme, betonarme
ön üretimli betonarme ve çelik yapılar için. Yani en standart tablomuz bu. En standart, en çok kullandığımız, kullanabilecek tablomuz bu. Yani yeni yapılacak betonarme binalarda diyor ki hangi bina tipi olursa olsun performansa bakarken DD1, DD2 ve DD3 deprem seviyelerinden yani 2500, 500 ve 72 yıl depremi seviyelerinden tasarım depremi seviyesi olan DD2'yi seçin. Bununla hesap yapın. Ve bu deprem seviyesinde binadan beklediğiniz performans seviyesi kontrollü hasardır diyor. Yani can güvenliği performans seviyesi. Değerlendirmede ise dayanıma göre tasarım yapınız diyor. Dayanıma göre tasarım, yani doğrusal tasarım gibi. Doğrusal tasarım gibi diyebiliriz. Bu normal performans hedefi. Bir de ileri performans hedefi var. İleri performans hedefi her binada istenen bir şey değil. Fakat gördüğünüz gibi 1A ve 2A'da, bunun bir de açıklamaları var. Açıklamalarına yönetmelikten lütfen bakınız. 1A ve 2A'da yani en önemli binalarda ve deprem şiddetinin yüksek olduğu önemli binalarda ise 3 farklı seviyede yani hem DD1'de hem DD2'de ve hem de DD3'de hesap yapılıyor. Her deprem seviyesinde farklı performans seviyeleri bekleniyor. Bu performans seviyeleri de örneğin en şiddetli depremde kontrollü hasar şekil değiştirmeye göre hesapla. Yani kolon ve kiriş uçlarındaki dönmelerin, perde uçlarındaki dönmelerin sınırlarla kontrol edilmesi yoluyla kontrol ediliyor. Tasarım seviyesinde yine kontrollü hasar, bu sefer doğrusal yöntemle. Servis seviyesindeki depremde ise sınırlı hasar, çok az hasar yani şekil değiştirmeye göre tasarım yöntemiyle elde edilmesi gerekiyor. İşimiz arttı. Çok arttı. Fakat yazılımlar bunları gerçekten kolaylaştırıyor. Bunu söylemem gerekiyor. 3 farklı seviyede hesap yapılacak. Evet. İleri performans hedefi için çok önemli binalarda bu, özel binalarda. Her normal binalarımız tek hesapla bitiyor tekrar. Hiç değişmedi. Yani şu kısım 5 katlı betonarme bina. Değişmedi. Fakat şurada önemli binalarda ve deprem şiddetinin yüksek olduğu binalarda evet biraz yeni hesap var. Buyurun. Normal performans hedefi dediğimiz şey şu. Öncelikle bu normal, normal hesap. Bunu çok normal açıklamaya gerek yok. Şu performans seviyesini açıklayalım. Binanızı değerlendirdiniz. Neyle? Eşdeğer deprem yükü yöntemi olabilir. Efendim, itme analizi olabilir. İstediğiniz yöntemle. Değerlendirdikten sonra ne yapıyoruz? Meydana gelecek hasarları tespit ediyoruz. İşte kolonlarda, kirişlerde, perdelerde yani yapısal olan elemanlardaki hasarları tespit ediyoruz. Malumunuz ona oraya girmeyeceğim. Yani hasarların aralıkları var değil mi? Belirgin hasar, işte ileri hasar, minimum hasar gibi hasar bölgeleri var. Örnek veriyorum. Kontrollü hasar, performans seviyesi şu demek. İşte kirişlerinizin %35'i belirgin hasar bölgesine geçebilir. Yani önceki yönetmelikle aynı şeyler. Yani diyoruz ki yeni yönetmeliğimizde performans hedefi tasarım seviyesi depreminde kontrollü hasar olmalıdır. Bunu kontrol edip gösteriyoruz. Bunu kontrol edip gösterirken kullandığımız yöntem dayanıma göre tasarım. Bu şu demek. Modelinizde kolon ve kirişlerin uçlarında yığılı plastiste yani mafsal tanımlamadan doğrusal yöntemlerle bunu yapabilirsiniz demek. Taşıma gücü. Standart yöntem. Özel binalarda, bakın özel binalarda ise bu arada bu tablonun şu sağ kısmı anlaşmaya tabidir. Yani her bina bunu istemez. Bu her bina bununla yapılacak demek istemiyor. Bakın ileri performans düzeyinden bahsediyoruz. Önemli yerlerdeki, özür dilerim, depremin şiddetli olduğu yerlerdeki önemli binalarda ileri performans hedefini belirlemek istiyorsanız bir deprem seviyesinde değil, 3 deprem seviyesinde analiz yapılacak. Bu deprem seviyelerinde sırasıyla küçük olan depremde işte sınırlı hasar, şiddetli olan depremlerde ise kontrollü hasar elde edilecek. Güzel. Bunu yaparken modelinizde hem doğrusal olmayan analiz yani mafsallı hem de doğrusal olan analiz yöntemlerini, modelleme yöntemlerini kullanacaksınız demek. Biraz karışıklaştı ama bunlar imkansız şeyler değil. İstenmezse, istenecek. DTS 1A, 2A
Yani burada eğer deprem tasarım sınıfınız 1A ve 2A ise bunu yapacaksınız. Ama özel şeyse, yani özel bina ise buraya atlama şansı oluyor. Normal bunu yapıyor ama Evet. Yani hani bu hani anlaşmaya tabi dediğim şey oydu. Kamu binalarında bu yönetmeliği atlayamazsınız. Çok özel bir şartname yoksa. Bu İPKB'de falan atlayabiliyoruz burayı. Yani özel bir proje çünkü. Hani mal sahibi devlet ama işte bütçe yurt dışından geliyor gibi. Özel şartlara tabi oluyor. Birazcık burası zorlaşıyor. Bu tablonun 6 tane var. Lütfen bir kere inceleyiniz. Yani yönetmeliğimiz malumuz açık. Yüksek binalarda bu tamamen değişiyor. Deprem yalıtımlı binalarda tamamen değişiyor. Mevcut binaların değerlendirilmesinde tamamen değişiyor. Bir bulmaca gibi yapacağınız, hesaplayacağınız binaya bağlı olarak farklı hedef performanslarınız ve kullanacağınız farklı yöntemler söz konusu. Şimdi bir dakika. Şurayı da göstereyim, ara verelim olur mu? Şeyi bitireyim yani deprem yüküne geleyim, şurada ara verelim. Evet. Burada da esas mühendislerin can dostu bina davranış katsayısı. Mühendislerin can dostu ama işte binaların düşmanı. Çünkü R dediğimiz şey az önceden beri bahsettiğimiz aslında binanın taşıyıcı sisteminin konfigürasyonuna ve süneklik düzeyine bağlı olarak belirlenmiş bir kuvvet azaltma katsayısı aslında. Yani kuvvet azaltma şu demek. Benim binam aslında şu kuvvete kadar çıkardı ama ben bunu dikdil tasarladım. Şurada akar. Ve buradan itibaren artık plastik bir şekilde devam eder. Hasar alır artık diye baştan yaptığımız kabul bu. Malumunuz çerçeve tipi binalarda bina davranışı... Bunu yükü azaltıyoruz. Deprem yükünü azaltıyoruz. Çünkü diyoruz ki benim binam elastik değildir. Kuvvetle deplasmanı doğru orantılı değildir. Ben aslında bu doğru orantılı gitseydi 1000 kN kuvvet bulacaktım ama 1000 değil. Benim binam 125'te döner. Zaten kesitler çok büyük olur. Fakat orada yani kesitler büyük yapsaydık, yani ekonomik olmayan bir şey yapsaydık deplasmanlar da küçük olacaktı. Burada bizim şeyimiz şu. Yani en son elde ettiğim şey şu oluyor. Kuvveti 8'de 1'e düşürdüm. 1000 kN'dan 125'e düşürdüm. Ve buna göre hesap yaptım. Hala elastik hesap yapıyorum. Yani gene elastik hesap yaptım. Ama en son bir deplasman bulacağım. Ve ben o deplasmanı kuvveti azalttığım R ile çarparak binanın plastik deformasyonu yaparak en son ulaştığı o büyük deplasmanı elde edeceğim. Ve onun bazı sınırları olacak. Yani diyorum ki ben binam akar ve plastik deformasyon yapar ama sınırsız yapmıyor. Bir yerde bunu sınırlandırmamız gerekiyor. Burada önemli olan katsayı buydu. Yani taşıyıcı sistem davranış katsayısı olan R'ydi. Ya işte bu maliyetleri imalatta ve hesapta düşürüyor. Fakat deprem sonrasında, yani bu deprem hesabı. Deprem sonrasında olacak. Yani bizim imalat, özür dilerim, inşa maliyeti dediğimiz şey ilk baştaki yapı maliyeti. Kabul ediyorum. Fakat aslına bakarsanız yıllara sari maliyet denilebilecek Türkçesi, İngilizcesi life cycle cost, yapının ömrü boyunca olan maliyeti değerlendirirsek aslında bizim açımızdan biraz dezavantajlı bir durum oluşabilir. Çünkü bu yapı deprem görürse, deprem hasar alırsa onarımı kaça mal olacak diye de bir kere hesap yapmak lazım. Yani bu binanın onarımı kaça mal olacak. Onarımın da işin içine kattığınız zaman bize pahalıya gelebilir bu yöntem. Ama bütün dünyada kabul gören yöntem bu. Ben yani yönteme karşı değilim. Sadece biz yalnızca inşaat maliyetini düşünüyoruz. Yapının ömrü boyunca karşılaşacağımız maliyetleri genellikle düşünmüyoruz. Halbuki otomobil alırken düşünüyoruz. Satın alma maliyeti budur. Bunun bakım maliyeti de şudur. Sigortası bu kadardır. Her yıl bana şuna mal olur diye düşünüyoruz otomobil alırken. Maalesef bunu ev alırken ya da bina inşa ederken pek düşünmüyoruz. Bunu söylemek istedim. Bunun sebebi ülkemizde 100 yılda bir büyük deprem olması. Halbuki bu ülkede 15 yılda bir, Allah korusun, büyük deprem olsa onu da düşünmeye başlardık. Belki onu da düşünmeye başlardık. Çerçeve binalarda bu 8, perdeli çerçeve binalarda 7. İşte malumunuz perdeler arttıkça bina rigidleştiği için artık sünek davranıştan birazcık daha gevrek davranışa doğru meylediyor.
tamamen perdelerden yapılmış yani tünel kalıp gibi binalarda bu 6 vesaire diye. Bu çok uzun bir liste. 2-3 sayfa uzayan bir liste. En önemli baştakileri buraya koydum. Bir de dayanım fazlalığı katsayısı var. Dayanım fazlalığı katsayısı eşdeğer deprem yükünün hesabında formüle yeni ilave edilmiş bir katsayı. İşte çerçeve binalarda 3, diğerlerinde 2,5 diye alınıyor. Ve bu tür binalarda izin verilen bina yüksekliği sınıfı da gördüğünüz gibi 3'ten büyük. Yani perdesiz binalar 3'ten büyük. Perdeli binalarda ise 2'den büyük. Dikkat ettiyseniz 1 yok. Yani 1 olan binalar yüksek binalardır. O binaları biz burada değerlendiremeyiz. Bu tablonun sonunda da yazar zaten. Yüksek binalar için lütfen 13. bölüme gidin der. Burada gördüğünüz binalar tamamen o en yüksek binalardan birazcık daha alçak binalardır. Nitekim azaltma katsayısı dediğimiz deprem yükü azaltma katsayısı önceden doğrudan R'yi biz formülün içerisine yazıyorduk VT'nin hesabında. Şimdi R bölü önem katsayısı olarak işin içine giriyor. Eğer periyot TB'den büyükse, periyot TB'den küçükse yani binanız plato bölgesindeyse ve ondan daha da küçük bir bölgedeyse dayanım katsayısı da, şurada göstermiş olduğum dayanım fazlalığı katsayısı da devreye girerek birazcık daha az bir azaltma söz konusu oluyor. Şu spektrumun başına geleyim. Burada eğer mümkünse sorularınızı tabii ki alabilirim. Ama şimdi bir cevap vermek istiyorum. Şimdi DTS'leri birazcık deprem tasarım sınıfları, affedersiniz işte tekrar söyleyeyim. Rakamlar değil bunlar. Eğer bir bina... Evet, sınıf. İşte o sınıflara göre hedef performans değişiyor ve kullanılan yöntem değişiyor. İşte biraz gördünüz. Ben sadece betonarme yeni binaları gösterdim. Farklı binalarda, farklı tip binalarda deprem tasarım sınıfına bağlı olarak kullanılan yöntem ve hedef performans değişecek. Yani ama sizin dediğiniz şey doğru bence. Evet. Bir de hedef performanslarımız da var. Yani deprem tasarım sınıfı işte dediğiniz gibi sanki deprem bölgesi gibi birazcık aslında ama binanın önemi de var içinde. Yani yalnızca deprem bölgesi değil, bina önemi de işin içine katılmış. A önemli. Yok işte A olanlar bina kullanım sınıfı 1 olan binalar. Yani bina önem katsayısı 1,5 olan binaların yanında A'sı var sadece. Onunla keşke yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deseymiş çok daha az karışacakmış ama yanına A koymuş. Hani plus gibi. Hani A ürün ismi söylemeden işte ürünün yanına plus lafı gelince o biraz onun önemlisi, iyisi oluyor ya. O da onun gibi bir şey aslında. Dayanım fazlalığı şu. Şimdi fark ettiyseniz dayanım fazlalığı katsayısını kullandığımız yer burada. Yani depremin şiddetli olduğu yerde dayanım fazlalığı katsayısını kullanıyoruz. Ya dayanım fazlalığı şu, aslında bizim malzememiz çok daha dayanıklı. Ama biz işte hesapta ne yapıyoruz? Malzememizi zayıflatarak, malzeme hesap değerini elde ederek kullanıyoruz. Ama depremin de şiddetli olduğu yerde ekonomik olması açısından birazcık malzemenin dayanımını da işin içine katacak şekilde birazcık geriye dönüş yapıyoruz. Haksızlık olmasın diye. Çünkü betonun dayanımını malumunuz işte 1,5'a bölüyoruz. Çeliğin dayanımını bölüyoruz. Ama deprem çok şiddetliyse, depremin çok şiddetli olduğu yerlerde yani T'nin TB'den küçük olduğu durumlarda işte bu malzemenin dayanımını birazcık geri çekiyoruz. Birazcık geri çekiyoruz ve işin içine katıyoruz ekonomik bir sonuç elde etmek için. En basit söylemek gerekirse dayanım fazlalığı katsayısı bu. Yani malzemenin gerçek dayanımıyla gerçek akma dayanımıyla hesap dayanımı arasındaki farkı yeniden hesaba yansıtmak gibi söylenebilir. Aşağı yukarı böyleydi. Bu şey konusunda birimiz şeyi söylemiştiniz. Bu haklısınız. Yani vurulma düzensizliğinin sınırı 1,2. 1,2 eskiden mi? Hayır, hala 1,2. Şimdi şu haklısınız. Şimdi bu ekran görüntüsü yeni yönetmelikten. Dolayısıyla burulma düzensizliği 1,2'den büyükse burulma düzensizliği vardır diyor. Şimdi ben hani yönetmeliğe göre söyleyeyim.
Şimdi malumunuz burada yazılım hataları bunlar düzelecek. Böyle bir senemiz var. Düzelteceğiz yavaş yavaş. Ben ama yönetmeliğe göre söyleyeyim. Yönetmeliğe göre düzensizlik 1.2. Fakat eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanabilmeniz için bu değerin 2'den küçük olması lazım diyor. Yani evet, yani burulma düzensizliği olmasın demiyor bakın. Burulma düzensizliği katsayısı 2'den küçük olsun diyor. Yani birazcık biraz burulma düzensizliği olabilir. Ayrıca yumuşak kat düzensizliği olan B2 düzensizliği de olmasın diye onu da ilave etmiş. Evet, şuradan müsaadenizle kaldığımız yerden devam edelim. Burada artık geldiğimiz nokta şudur. Bizim spektral değerlerimizi az önce hesapladığımız işte bu RA yani deprem yükü azaltma kat sayısıyla işte efendim küçülterek artık gerçek hesaplarda kullanacağımız SAE değerini SAE değerini azaltarak azaltma kat sayıları azaltarak hesap değerlerine geçiyoruz ve artık biz bu SAR değerlerini azaltılmış spektral ivme değerlerini kullanarak hesaba gidiyoruz. Spektrumu hesapladık. Spektrumdan bulduğumuz değerleri azaltma katsayısıyla azalttık. Elimizdeki değer SAR değeri F eşittir MA'daki A değeri. Bu kadar. F eşittir MA'daki A değeri. Nitekim kendimiz de buradaki formüllere baktığımız zaman yani eşdeğer deprem yükü yönteminin hesabındaki formüle baktığımız zaman işte F dediğimiz bu. M dediğimiz hala M, ivme dediğimizde SAR. Burada bir fonksiyonu var bunun tabii ki. Yani işte binanın periyoduna, şusluğumuzuna bağlı olarak böyle bir fonksiyon çünkü bu neticede. Binanın periyoduna bağlı olan bir fonksiyon. Buna göre belirleniyor. Buna biz taban kesme kuvveti de diyebiliriz. Yani birçok yerde bunu bu şekilde söylüyoruz. Taban kesme. Dolayısıyla aslında SAR dediğimiz değerde kütleyi buradan hemen karşı tarafa alırsak aslında taban kesme oranı gibi bir değere karşılık geliyor. Bu artık ivmenin kendisi oldu. Yani periyoda, işte binanızın periyoduna bağlı olarak spektrumdan okuduğunuz değer artık bu. Dolayısıyla bu ivme değerini kütleyle çarparsanız eşdeğer deprem yükünü buluyoruz. Bunun da malumunuz en küçük kabul edilebilecek deprem kuvvetinden birazcık büyük, daha büyük, eşit ya da daha büyük olması isteniyor. Efendim? Evet, evet, evet. Bir tek burada kullandık. Ama evet. Bir daha söyler misiniz? Ne? Yok, şeyde R'de vardı ya. Ha pardon, ben şimdi anladım. Ben şunu söylüyorsunuz sanırım. İşte R'nin hesabında var. R'nin hesabında var. Yani R şurada işte, şurada R bölü I'da, burada da geçiyor, şurada da geçiyor. Bir de burada en son burada bir kere daha kullanıyoruz bunu. Bir de artık hani binanın kullanım sınıfı yalnızca önem katsayısına değil, hani bina kullanım sınıfı, tasarım sınıfının işte her yeri etkiliyor artık binanın kullanım sınıfı. Yalnızca bir katsayı değil, bir seçenek artık. Dolayısıyla başka yerleri de etkiliyor. Bundan sonrası ÖSKİ yönetmeliğimizle aynı. Malumunuz burada toplam eşdeğer deprem yükünü katlara dağıtıyoruz. Katlara dağıtırken burada bir delta F yani çatı katı seviyesindeki ters yöndeki kuvvet diyebileceğimiz ya da bazen dinamik olarak düşündüğümüzde kırbaç etkisi diye de bazen söylediğimiz bu delta F'yi düşerek katlara dağıtıyoruz. Bunlar kat deprem kuvvetleri. Delta F aynı bildiğimiz formül. Kat deprem kuvvetleri de toplam eşdeğer deprem yükünden delta F'nin çıkartılmış halini katın ilgili kütlesine ve katın yüksekliğine ağırlıklı olarak, orantılı olarak dağıtıyoruz. Deprem kat kuvvetlerini hesaplamış oluyoruz. Buradan daha sonra kat kesme kuvvetlerine geçilebiliyor. Aslına bakarsanız şu aşamaya geldiğimiz anda o kata gelen deprem yükünü bulmuş ve eşdeğer deprem yükü yönteminin sonuna gelmiş oluyoruz. Yükün hesabı açısından. Bu noktadan sonra en önemli şey şu. Kata gelen kuvveti bulduk. Katın içerisinde bu kuvvet elemanlara nasıl dağılıyor?
yazılım kullanan arkadaşlar ki hepimiz yazılımlar bunları otomatik olarak dağıtıyorlar. Kat içerisindeki düşey elemanlara kesme kuvvetleri olacak şekilde otomatik olarak dağıtıyorlar. Ama tabii ki burada bizim mühendis olarak bilmemiz lazım. Kat içerisindeki elemanlara kat kesme kuvveti ya da deprem kuvveti kattaki düşey elemanların kesme rigidliğine orantılı olarak dağıtılır. Bu elle hesap yapılırken ki ben öğrencilik zamanımda yaptım, hala yaptırıyoruz. Kütle değil, elemanın yatay rigidliğine orantılı olarak dağıtılır. MUTO yöntemi dediğimiz yöntemle dağıtılır. Hala da kullanılır. Hala biz betonarme 2 dersinde MUTO yöntemiyle öğrencilerimize bir kere de elle baştan sona hesap yaptırıyoruz. Profesör Kiyoshi MUTO, Tokyo Üniversitesi profesörmüş kendisi. Yıllarca üniversitede çalıştıktan sonra devlet bir şirket kuruyor. Devlet kuruyor şirketi. Kajima diye büyük bir firma kuruyor ve diyor ki sen bunu araştırma laboratuvarının başına geç. Çünkü devletin teknolojiye ihtiyacı var. Yol yapacağız, köprü yapacağız vesaire. Hoca üniversiteyi bırakıp şirketin başına geçiyor. Araştırma departmanının başına geçiyor. Yerine de kendi öğrencisini bırakıyor. Umemura diye. Bunlar hep efsane hocalar oluyorlar. Sonra Japonya'da. Biz de hala yani bu bahsettiğimiz 45'lerden bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasından bahsediyoruz. Hala Türkiye'de biz derslerimizde MUTO yöntemini kullanıyoruz. Ben onu bu slaytlardan çıkarttım fakat hala kullandığımız bir yöntemdir. Evet. Şimdi aslında benim sunumum buraya kadar. Yani eşdeğer deprem yükü yöntemi buraya kadar. Bundan sonrası işte performans değerlendirmesi vesaire. Onlar çok daha genel konular. Dolayısıyla oraya çok fazla bu derste girmeyeceğim. Fakat benim de ilgimi çekiyor aslında. Şöyle deprem bu kadar dinamik bir fenomenken, dinamik bir hareketken biz bunu tek bir statik kuvvete çevirerek etki ettiriyoruz. Ve buna eşdeğerdir diyoruz. Aslında yani bu akla yatkın mı? Yatkın. Yani çünkü sonuçların iyi olduğunu görüyoruz. Fakat nasıl bu dinamik kuvveti biz ona eşdeğer bir tekil bir kuvvete çeviriyoruz ve bu spektrum üzerinden bunu yapıyoruz. Bu spektrum nedir konusunu birçoğunuz biliyorsunuz ama hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu spektrum olarak gördüğümüz eğri aslında o zaman tamam. Yani bir kişi biliyorsa yeter. Bence bir kişi cesur. Onu da söylemek istiyorum yani. Yok yok ben hiç merak etmeyin. Ben yani sizi cesaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Aslında birçok kişi sizin gibi düşünüyor olabilir. Şimdi ondan birazcık bahsedelim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben de işte deprem mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Yani bu sene meslekte 20. yıl. Yani ben 2000 yılı mezunuyum üniversiteden. Ve işte 20 yıldır bu işi yapıyorum aşağı yukarı. Hep deprem mühendisliği konusunda çalışıyorum. En iyi deprem hesabı nasıl yapılır diye aslında hocalarla konuşmak lazım. Deprem hesabı en iyi nasıl yapılır? Normalde insanın aklına şu geliyor. Gerçek deprem simülasyonu yapalım. Değil mi? Hani simülasyon yapalım. En iyi hesap öyle yapılır. Yani mesela araçların çarpışmaya dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır? Çarparak anlaşılır. İşte gidiyor, test yapıyor değil mi? Çarpışma testi. Sağlam mı değil mi diye görüyoruz. Görüyoruz ama şöyle bir durum var. Araçlar hep aynı şekilde çarpışıyor değil mi? İşte en kötü senaryoyu yapıyoruz. Tam burnunda şoförün olduğu tarafın 60 km hızla böyle yere çarpıyoruz mesela testlerde. Ve bakıyoruz nasıl bir hasar oluştu. İşte travmatik bir darbe aldı mı işte yolcu, işte sürücü ve yolcu gibi şeylere bakıyoruz. Burada iki tane kritik şey var söylediğim. Birincisi 60'da çarpıyoruz. Yani kazalar 60'da olmuyor çoğu zaman. Ama 60'da yapmak zorundayım. Çünkü hız sınırı bu. Diyor ki burada kaza yaparsan olur. 90'da da bazı çarpışma testleri yapılıyor tabii ki. Diyor ki vatandaş buna uyacak diyor. Bunun daha üstünde niye test yapmıyoruz? Bunun daha üstündeki testler bize ekonomik sonuçlar vermiyor. Biz de inşaat mühendisliğinde zaten depremleri bir yerden keserek bunu yapıyoruz. Yani depremleri biz bir yerden kesiyoruz. Bu bölgede oluşabilecek en büyük deprem bu mudur? Değil. Daha büyüğü olabilir. Ben 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan depreme bakıyorum. Yani %1 olan depreme bakmıyorum mesela. Dolayısıyla bizler mühendisler olarak ister makineci olalım, ister inşaat mühendisi olalım mutlaka güvenli sonuçlar verecek ama mutlak güvenli değil, ekonomiyi de göz ardı etmeyecek bir yerden yük seviyesini kesiyoruz. Makinede de böyle, inşaatta da böyle. Bu birinci önemli parametre. İkinci parametre ise şu.
Makinede araç çarpışıyor. En kötü senaryoya göre çarpıyoruz. İnşaatta ne yapabiliriz? İşte daha önce yaşanmış bir depremi, değil mi? Alabiliriz. Kocaeli depremi kaydı elimizde var. Çok iyi kayıtlar var elimizde. Bu kayda göre birebir binayı yapıp test edebilir miyiz? Yani zor ama yapabiliriz. Mümkün yani. Böyle test merkezleri var. Japonya'da çok büyük bir test merkezi var. E-Defense isminde. 5 katlı gerçek ölçekte binayı üzerine koyup 3 boyutlu gerçek yer hareketini simüle ederek binada ne gibi sonuçlar doğurduğunu görebiliriz. Kaça mal olur bize? Birkaç yüz milyon dolara mal olur. Demek ki bu ekonomik bir yöntem değil. Çünkü araç üreticileri birkaç araçta test yapıyorlar. Yani birkaç yüz bin dolara hallediyorlar bu işi. O zaman biz bilgisayar simülasyonu yapalım. Bu ucuz. Güvenilir mi? Güvenilir. Bazı testlerle yazılımları kalibre ediyoruz. Modelleri kalibre ediyoruz. Ve güveniyoruz artık. Burası da tamam. Ama bizim bir açmazımız var. Bir handikapımız var bizim. Kullandığımız deprem bir daha hiç gerçekleşmeyecek. Hiç ama. Rastgele bir deprem kaydı girsek elimizle onun bile olma ihtimali var. Ama yaşanan bir depremin bir daha olma ihtimali gerçekten daha düşük. Dolayısıyla aslında deprem mühendisi olarak seçeceğimiz en iyi yöntem depremi birebir simüle etmek değil. Buradan başlıyoruz harekete. Basitleştirmek esas. İtme yöntemi güzel bir yöntem. İtme yöntemi güzel bir yöntem. Depremi temsil ediyor mu? Mümkün değil. Çünkü itme yöntemi statik. Böyle yavaşça binayı itiyoruz. Halbuki eylemsizlikten bahsediyoruz burada, değil mi? Hiçbir eylemsizlik yok içerisinde. Statik hareketlerin içerisinde eylemsizlik olmaz. Depremi nasıl temsil ediyor? İşte itme ve işte kapasite eğrisiyle, işte değil mi? Talep eğrisini eksenlerini birbirine dönüştürerek kıyaslanabilir hale getiriyoruz. O fena değil. İtme yöntemi fena değil. Eşdeğer deprem yükü yöntemi ise çok basitleştirilmiş bir yöntem. Ve aslına bakarsanız devletin yaptırdığı araştırmalar sonucunda bu bölgede olabilecek deprem şöyle ama şuradan bir düz bir çizgiyle keselim. Şuradan da şöyle bir parabolle keselim. İşte bu bölgede araştırma yapalım. Buna uyarsa binalar yeterince güvenli olur. Ve istediğimiz kadar ekonomik olur diye geliştirdiği bir yöntem. Spektrum yöntemi bu yöntem. Bunu ancak şöyle yapabiliriz. Spektrum üzerinde gördüğünüz bütün noktalar, unutmayın ki öncelikle tek serbestlik dereceli sistemler için geliştirilmiş, bulunmuş noktalardır. Öncelikle bunu unutmayalım. Yani response spektrum dediğimiz şey, Türkçesi, response spektrumun Türkçesi hiçbir yerde yazmıyorum. Mukabele spektrumu demek lazım aslında. Tam doğrusu mukabeledir. Tepki denebilir, yanıt spektrumu denebilir. Tam tepki değil aslında. Çünkü tepki reaction, response tam mukabele oluyor aslında. Eski Türkçe. Yanıt spektrumu birazcık daha güzel bence bu bakımdan. O yüzden yönetmenimizde hiç yazmıyor. İvme spektrumu diyor mesela. İvme ise ivme spektrumu. Spektrum unutmayalım ki tek serbestlik dereceli sistemi temsil eder. Ama bizim binalarımız genellikle çok serbestlik dereceli. Mesela 5 katlı bir bina. O yüzden ilk yapmamız gereken şey 5 katlı binayı ona eşdeğer olacak tek katlı bir ya da tek serbestlik dereceli bir sistemle temsil etmek. İşte burada gördüğünüz çok serbestlik dereceli sistemi döşemeleri rigidmiş gibi kabul ederek öncelikle kütlesini birleşik kütle ya da bütünleşik kütle dediğimiz böyle bir çubuk modele çeviriyoruz. Buradan da tek serbestlik dereceli sisteme çeviriyoruz. Önemli olan şu sistemle şu sistemin periyotlarının birbirini tutması. Periyotların birbirini tutması için boyu birazcık kısalıyor. Kütlesi de bunun toplam kütlesinden birazcık daha az oluyor. Yani eşdeğer tek serbestlik dereceli sistemin eşdeğer kütlesi gerçek binanın kütlesinin yaklaşık %80'i filandır. Bu hesaplanabilir bir değerdir. Birçok kitapta, dinamik kitabında da bu formül zaten var. Eşdeğer yükseklik ise hesaplarda bazen lazım oluyor eşdeğer yükseklik. Eşdeğer yükseklik doğrudan bizim hesaplarımızda kullanılmıyor ama gerçek binanın yüksekliğini yaklaşık olarak %70 ile %85'i arasında değişebilir. Yani gerçek binanın yaklaşık 3'te 2'si civarındadır diyebiliriz yaklaşık olarak. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Tek serbestlik dereceli sistemi bulduk. Bu sistemin özelliklerini kullanarak başlangıç periyodunu belirleyebiliriz. Ve bu başlangıç periyodu
Bizim aşina olduğumuz T0 eşittir 2pi kök içinde m bölü k. Yapının kütlesi rigidliği. Biz de 2pi ile çarpıyoruz ve başlangıç rigidliği ya da elastik rigidlik dediğimiz rigidliği elde edebiliriz. Burada ikinci önemli husus devreye giriyor. İvme spektrumunda, deplasman spektrumunda, spektrumlarda her şey elastiktir. Gördüğünüz her şey elastiktir. Dolayısıyla bizim muhatabımız yapının elastik periyodudur. Biliyorsunuz ki betonarme yapılar ve birçok yapı deprem sırasında artık şiddetlenen hareketle beraber hasar almaya başlar. Düğüm noktaları zayıflar, gevşer, rigidliği düşer. Rigidliği düşünce kütlesi değişmiyor tabii ki deprem sırasında. Rigidliği düşünce periyodu artar aslında. Dolayısıyla spektrumdaki yeri değişir. Ama biz bütün hesaplarımızı sanki yapı elastikmiş gibi, hem tek serbestli hem de elastikmiş gibi yapıyoruz. Lütfen bunu aklımızdan çıkartmayalım. Bunlar başlangıç parametreleri. Şimdi yapımız bu artık. Yani 5 katlı okul binasını bıraktık. Artık muhatabımız bu çok basitleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistem. Burada şeyden dolayı biraz kayma var. K0 yazıyor burada. Başlangıç rigidliği yazıyor. Yapının kütlesi, kütleyi aldık, yerine yazdık. Yapının ilk rigidliği. Yapının rigidliği neye bağlıdır? Yapının rigidliği. Şimdi rigidlik dediğimiz şey aslında buradaki eğilme rigidliği. Eğilmeye gösterilen direnç. Sonuç kuvvet bölü deplasman. Eğilmeye gösterilen direnç. Eğilmeye direnç nasıl gösterilir? Mesela şurada şunu getirmiştim size göstereyim. Mesela böyle basit bir çubuk var. Bunu ben eğiyorum. Eğilmeye direnç gösteriyor. Güzel. Eğilmeye direnç iki şekilde gösteriyor. Bir, malzemesi eğilmeye direnç gösteriyor. İki, kesiti eğilmeye direnç gösteriyor. Şimdi bunun ikisinin kesiti aynı. Bu da çok ince. Bunu ben plastik bir dosyadan kestim. Bunun da kesiti aynı. Bunu eğmek istediğim zaman bana az direnç gösteriyor. Bunu eğmek istediğim zaman parmağımda daha çok kuvvet hissediyorum. Yani daha rigid demek ki. Halbuki kesiti aynı. Malzemesi de aynı. Demek ki bir de boyu var işin içerisinde. Yani rigidlik dediğimiz şey aslında bizim bildiğimiz EI bölü L dediğimiz şey aslında. EI bölü L. Yani E dediğimiz malzemenin elastisite modülü. Yani malzemenin eğilmeye direnci. Şekil değiştirmeye direnci diyelim. I dediğimiz şey atalet momenti. Yani kesitin eğilmeye direnci. Kesit büyüdükçe eğilmeye daha çok direnç gösterir. Bölü malzeme elemanın boyu yani yüksekliği. Boyu arttıkça direnci ister istemez azalır. Aynı kesit de olsun, farklı malzemeler olsun, rigidlik değişir. Bu üç şeyi unutmuyoruz. Yani yapının rigidliği neye bağlı? Kolon kirişin boyutlarına bağlı, kesite. Malzemesine bağlı, malzemenin ataleti arttıkça, malzemenin elastisite modülü arttıkça rigidlik artar. Yapının kat adedine, yani yüksekliğine, binanın yüksekliğine bağlıdır. Binanın yüksekliği arttıkça rigidliği azalır. Bu üçü yapının ilk rigidliğini etkiler. Yapının rigidliğini ben nasıl elde edebilirim? Çok basit. Pushover yaparım. Örnek veriyorum. Yapıya pushover yaptığımız zaman, itme analizi yaptığımız zaman şöyle bir eğri elde ederim. İşte bu eğrinin ilk baştaki, henüz elastik olduğu bölgesindeki rigidliği yapının ilk rigidliğidir. Elimde bu var. Elimde bu var diye düşünüyoruz. Şu anda bakın yönetmeliğe göre bir şey yapmıyorum. Spektrumun ne olduğunu anlatıyorum. Yapının ilk rigidliği elimde var. İtme analizi yaptım ve elde ettim. Çok güzel. Peki, kütlesi ve rigidliği olan bir yapıda hareket nasıl tanımlanır? İşte böyle tanımlanır. Hareket denklemi. MA artı KD eşittir 0. Dışarıdan gelen kuvvet yok. Sönüm yok. Kütle çarpı ivme kuvvet oldu. Artı rigidlik çarpı deplasman, bu da kuvvet oldu. Eşittir 0. Yapı bu denklem uyarınca hareket eder. Yapının hareketini kontrol eden denklem, hareket denklemi bu denklemdir. Bu işin en başı. Yani yapımız hareket ederse böyle hareket eder. Bu da şu. Yapıyı çektim, bıraktım, sallanıyor işte. Benimki duruyor. Çünkü hava direnci var, içsel sürtünmesi var. Burada sürtünme yok, hava direnci yok. İçsel sürtünme, sönümleyen, yapının hareketini azaltarak durduran bir şey yok. Sonsuza kadar sallanır. Free vibration, serbest titreşim. Çekip bıraktığım zaman sonsuza kadar sallanır. Benim için önemli olan bu sallanma sırasında bıraktım, ortadan geçti hızlı bir şekilde. Yavaşladı, durdu. Tekrar hızlandı, ortadan geçti. İlk baş noktaya döndü,
anda bu tam turu tamamlamak için geçen süre. Bu da işte periyodu. Yapının periyodu budur. Küçük binalarda, kısa binalarda periyot küçüktür. Yüksek binalarda periyot büyüktür. Mesela içinde bulunduğumuz bu bina 5 katlı. Betonarme bir bina. 5 katlı mı? 6 katlı. 5 katlı galiba bu bina. Maalesef iki taraftan bitişik nizam imal edilmiş ama onlar olmasa, bu binayı da gücümüz olsa, şöyle tepesinden tutup çekebilsek azıcık ama. Elastikliğini bozmayacak kadar, yani plastik bölgeye geçmeyecek kadar çekip bıraksak sallanacaktır bu bina. Bir turu yaklaşık kaç saniyede atar? Ha? Bu bina mı? Bu bina 0.5. Bence makul 0.5. Perdeliyse, bilmiyorum ki perdeli mi? 0.4 falan da olabilir belki. Güçlendirildi mi? 0.3. Evet, olabilir. Olabilir yani. Yani bu ne demek? Bir saniyede şöyle 3 tur atar demek. İşte şöyle sallanır bu bina. Ne zaman? Çekip bırakırsak. Tamam. Peki bu zamanla yavaşlayarak duruyor. İşte yavaşlayarak durmasının sebebi sönüm. Bu bina hava direnci mi durduruyor? Mümkün değil. Böyle binalar hava direnciyle durmaz. Yapının içsel sönümünden bahsediyoruz. İçinden geliyor yani. Sönüm. Peki bu içsel sönüm neden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Betonarme binada malumunuz içerisinde, betonun içerisinde efendim agrega var, çimento var, boşluklar var, donatı var. Bunlar içeride birbirlerine çok mikro seviyede sürtünüyorlar değil mi? Hareket sırasında. Hareket var çünkü. Hareketin olduğu yerde eğer homojen bir yapı yoksa sürtünme vardır. Bu içsel sürtünme çok küçük, hasar vermeyecek kadar olan, elemana hasar vermeyecek kadar olan bu küçük sürtünme yavaş yavaş binayı durmaya zorluyor ve durduruyor. Yoksa bina sonsuza kadar sallanır. Böyle düşünüyoruz içsel sürtünme. İçsel sürtünme dediğimiz şey sönüm şeklinde binayı durduruyor ve hareket denklemine artık yeni bir bileşen ekleniyor. Yani benim bu animasyon durmuyor ama normalde bunun yavaşlayarak durması lazım. Bunu durduran şey şu komponent. Buradaki bileşen, sönüm komponenti. Şimdi dedik ki kütle eylemsizlikle bir irtibat halinde, ilişki halinde. Yani kütleyi etkileyen şey ivmedir. Kütleyi etkileyen şey ivmedir. Eğer araba aniden fren yaparsa işte öne doğru meyledersiniz. Kafanızda ağır bir kask varsa daha çok hareket edersiniz. Ağırlaştıkça, başınız ağırlaştıkça eylemsizliğe gösterdiğiniz direnç artar. Yani kütlenin muhatabı ivmedir. Rigidliğin muhatabı haliyle deplasman. Rigidlik çünkü deplasmanla birlikte bir kuvvete dönüşüyor. Siz daha çok onu ittikçe, daha çok şekil değiştirmeye zorladıkça rigidlikle çarpılarak bir kuvvete dönüşüyor. Sönümün ise muhatabı hızdır. Eğer ortamda hız yoksa sönüm oluşmaz. Burada bahsettiğimiz sönüm viskoz bir sönümdür. Teorik olarak bu böyledir. Bunu pratikte ortaya koymak çok zor. Yani betonarmenin içerisinde viskoz bir hareket söz konusu değil. Fakat biz bunu hızla ilişkilendirerek ya da hızla muhatap ederek bir kuvvet elde ediyoruz. Bunu şöyle size söyleyebilirim. Yani burada bir su şişesi var. Bu viskoz bir malzeme içerisindeki tabii ki. Suyun bir akışkanlığa karşı bir direnci var. Bunu değil de bu bir şırınganın içinde olsaydı su. Bir şırınganın içinde olsaydı. Şırınganın içerisindeki suyu böyle ağzında iğnesi falan olmasın. Böyle yavaşça bassam şırıngaya. Çok yavaş ama çok oldukça yavaş. Böyle saniyede 1 milimetre hızla bassam. Ucundan su yavaş yavaş dökülür. Ve parmağımda hissettiğim tek direnç şırınganın içerisindeki kauçuk tıpanın cidarlara sürtünmesinden dolayı oluşan kuvvettir. Başka bir kuvvet hissetmem. Su bana direnç göstermez. Çünkü su yavaşça kendisine tarif edilen orifisten, delikten dışarıya çıkar. Viskoziteyi hissetmiyoruz. Hız olmadığı için ya da çok düşük olduğu için. Fakat şırıngaya çok hızlı basarsanız, su ani bir şekilde küçük bir delikten geçmekte zorlanır. Viskozitesi yani akmaya karşı direnci ortaya çıkar ve parmağınızda çok daha büyük bir direnç hissedersiniz. Hatta basamazsınız o kadar hızlı. Belli bir hızı aşamazsınız. İşte viskoziteden dolayı oluşan sönüm kuvveti o parmağınızda hissettiğiniz kuvvettir. Benzer şeyi her gün ofis kapılarında yaşıyoruz. Ofis kapısının üzerinde bir amortisör vardır.
O aslında yağ esaslı iki haznenin bu kapının hareketi sırasında yağın bir hazneden öbür hazneye geçmesiyle oluşan direnç prensibiyle çalışır değil mi? Kapılardaki amortisörler. Kapıyı çok yavaş çekerseniz, açacak ya da kapayacak şekilde hiçbir kuvvet hissetmezsiniz. Aniden çekerseniz amortisör kasılır, yağ bir noktadan öbür noktaya geçemez ve size bir sönümleme kuvvetiyle direnç gösterir. İşte buradaki anlamamız gereken şey şu, ne zaman hız oluşursa o zaman sönüm kuvveti ortaya çıkar. Burada da benzer şey söz konusu. Yapının sönümü bu ve bu hızla muhatap oluyor. Peki bu sönüm... Efendim? Var. Tam oraya geliyordum. Betonarme binalarda içsel sönüm oranı dediğimiz sönüm oranı spektrumda da gördüğümüz %5'tir. %5'in rakam olarak bir anlamı yoktur. İşte enerjinin %5'ini yutar. Öyle bir anlamı yoktur. %5 0.05 demektir. Betonarme de bu 0.05 iken çelik de bu 0.02-3 gibi alınabilir. Ya yani projesine bağlı alınabilir. Bu ne demek? Aslında çok mantıklı. Çünkü çelik binalarda sürtünecek eleman daha az. Belki böyle bulonlu bileşimlerde falan biraz içsel sürtünme oluşabilir ama kaynaklı elemanlarda çok daha az sürtünecek, mikro seviyede sürtünecek çok daha az yüzey söz konusu değil mi? Yani böyle düşünmek lazım. Yani betonarme binalarda bu %5, yani hareket... Burada bir eleman varsa, burada bir rakam varsa diğerleri otomatik olarak küçülecektir. Sönüm varsa deplasman azalır diyebiliriz. Sönüm varsa bu rakam büyüdükçe ivme azalır diyebiliriz. Sönüm gerçekten de bütün tepkileri azaltır diyebiliriz. Bu arada binalarınıza ilave sönüm ekleyebilirsiniz. Malzemeye yapılan bir katkı değildir bu. Binanıza dışarıdan sönümleyici, kapıya taktığınız amortisör gibi büyük pistonlar takarak... Evet. Tabii ki. Şu avantaj sağlıyor. Hem tepkileri daha küçüktür betonarmenin içeriğe göre, hem de depremden sonra yavaşlayarak durma süresi daha kısadır. Çelik biraz daha uzun süre sallanır. Yani çünkü yapısı gereği homojen bir malzeme ve kaynaklı olduğu için içeride onu durduracak, o enerjiyi yutacak bir mekanizma oluşmuyor demektir. Peki, yapının dinamik davranışı periyoduna bağlıdır. Bunu biliyoruz. Yani bu yapıda gördüğünüz gibi şurada hızı sıfır, hızlanıyor. Sonra tekrar hızı sıfıra düşüyor. Yani hız var, ivme var, deplasman var. Bu ivme, hız ve deplasman periyoduna bağlıdır. Periyot değişirse ivme, hız ve deplasman değişir. Bunu unutmuyoruz. Ve yukarıdaki formülden de şunu görüyoruz. Kütle artarsa periyot artar. Rigidlik azalırsa periyot artar. Yani yapı zayıflarsa, zayıflarsa demeyelim. Rigidliği azalırsa bir şekilde periyodu artar. Yani bunlar periyodun artmasına sebep oluyor. Hemen bir örnekle görelim. Diğer taraftan da sönüm olursa salınım azalarak durur. Sönüm arttıkça hepsi azalır. Çünkü sönüm sürekli olarak bütün hareketlere karşı koyuyor. İçsel sönüm sürekli olarak bütün hareketlere, ivmeye, hızla, deplasmana karşı koyuyor. Değil. Bakın %5'in rakamsal bir anlamı yok. Yapmayalım, öyle yapmayalım. Onu anlatırım. Konu sönüm değil ama anlatırım. En son böyle vakit kalırsa şey yapmadan anlatacağım. Sönümü direkt buradaki C'ye dönüştürmenin bir yolu var. 2 çarpı pi çarpı açısal frekans çarpı sönüm oranı diye yazarsanız sönüm katsayısına dönüşür. Dolayısıyla doğrudan %5'in bir anlamı yoktur. Bir de hız yoksa zaten anlamı yoktur. Yani, dolayısıyla %5 azaltır demek çok hiç doğru olmaz. Yani. Bir başka bina olsun. Kütleleri aynı olsun ama rigidliği, çok affedersiniz bu kaymalardan dolayı, PowerPoint versiyonu değişince bunlar kayıyor. Bu binanın rigidliği bununkinden daha yüksek. Neden? Kesitler aynı aslında ama bu daha uzun. Daha uzun olduğu için rigidliği az. Rigidliği az olduğu için haliyle periyodu daha uzun. Yani daha yavaş tamamlıyor bir tur. Turu daha uzun sürede tamamlıyor. Dolayısıyla kütleleri eşit fakat rigidliklerinde bir fark var. Dolayısıyla rigidlik azaldığı için periyot artar. Peki kütle nasıl bir etki yapıyor? Hemen ona da bakalım. Bu da üçüncü binamız olsun. Üçüncü binamız da yüksek binayı temsil etsin. Yüksek binanın takdir edersiniz ki kütlesi çok daha büyük. Ama rigidliği, yüksek binaların rigidliği aslında orta ölçekli binalarla aşağı yukarı aynıdır. Çünkü kesitleri büyük ama boyu da uzun. Dolayısıyla o EI bölü L'deki I ile L birazcık birbirini dengeliyor. Yani bu yüksek binalarda rigidliği aslında çok fazla değişmiyor orta yükseklikteki binalara göre. Fakat kütlesi çok büyük olduğu için
periyodu çok daha büyüyor. Yani yüksek bir binayı düşünürsek, örneğin çok büyük bina ne var? Bu tarafta Safir var mesela. 250 metre kadar yüksekliğinde Safir'in elastik periyodu yaklaşık olarak 4-4,5 saniye diyebiliriz. Yani bir turunu şöyle yaklaşık 4,5 saniyede tamamlıyor. Bu kadar yavaş hareket ediyor serbest titreşim sırasında. Yani çekip bırakabilirseniz binayı tepesinden oldukça yavaş hareket ediyor diyebiliriz. Evet. Peki. Deprem olursa ne olur? Deprem olursa birincisi hareket denklemi değişir. Hareket denkleminin bu tarafında bildiğimiz eylemsizlik, sönüm ve yapısal direnç duruyor. Fakat karşı tarafa artık yeni bir oyuncu girdi. O da deprem kuvveti. Deprem kuvveti F eşittir M çarpı AG. AG tek parça. AG tek parça. Yer inmesi. Yerin inmesi. Binanın inmesi değil. Binanın inmesi bu. Sebep, sonuç. Sebep, sonuç. Sebep, sonuç. Bunlar binanın içindeki tepkiler. Yani dış kuvvetler. Bunlar ise iç kuvvetler diye düşünebiliriz. Deprem ivmesi girdiği anda binanın kütlesiyle iletişime geçer. Eylemsizlik olduğu için eksi olarak etki eder. Ve binanın içerisinde eylemsizlik, sönüm ve yapısal direnç bileşenlerine ayrılarak yapı tarafından karşılanır. Ne kadarını ben sönümle karşılarsam yapı o kadar az deplasman yapar. Ne kadarını ben eylemsizlikle karşılarsam biri artarsa öbürleri azalır. Çünkü şu değişmiyor. Kütle değişmiyor, yer ivmesi değişmiyor. Şimdi, binaya diyelim ki deprem etki etti. Tek serbestlik dereceli bir sisteme deprem etki etti. Üçü de tek serbestlik dereceli sistem ve sallanıyorlar. Şu anda yaptığımız şey, orada onlar böyle harmonik sallanıyorlar ama öyle düşünmeyin, sanki depremde sallanıyormuş gibi düşünelim. Bu binaya deprem etki etti. Mesela küçük binada deprem sırasında şöyle bir kayıt elde etti. Bu gerçek deprem simülasyonu kaydı diyelim. Deprem süresince birçok noktada birçok nokta elde ediyorum, birçok veri elde ediyorum ama mühendis olarak her zamanki gibi beni en çok en büyük nokta ilgilendiriyor. En büyük nokta neresi? Burası. Periyodu T1 olan binanın en büyük ivmesine SA T1 diyeyim, kaydedeyim. Yani kısa binanın bu depreme maruz kalması halinde atlattığı en büyük ivme anı şu an. Ve onu kaydettim. Sonra aynısını orta yükseklikteki binada yaptım. Orta yükseklikteki bina deprem sırasında bu kadar şiddetli sarsılmıyor. Çünkü periyod uzun. O birazcık daha böyle sakin sallanıyor. Ama en yüksek noktasını yine kaydettim. Burada işaretledim. En son yüksek binaya geldim. Yüksek bina aynı depremde bakın çok daha sakin bir hareket yapıyor. Çünkü doğal tepkisi öyle. En yüksek noktasını işaretledim. Hepsini buradaki şekilde birleştirdim. Buradaki şeklimiz nasıl? Kalın çizgiye bakıyoruz. Yatay ekseni periyotlar. Kısa bina, orta bina, yüksek bina. Ben 3 tane seçtim. Düşey eksen bu binalarda okuduğum en büyük ivmeler. Kısa binanın ivmesi, orta binanın ivmesi, yüksek binanın ivmesi. Ben 3 tane bina için yapmıştım. 150 bina için yapalım bunu. Şu çizgi elde ederiz. Bu gördüğünüz şey, bu deprem hareketinin spektrumu. Yani bu deprem hareketine maruz kalabilecek bütün binaları, alçak, orta, yüksek, bütün binaları tek tek deprem simülasyonuna maruz bırakırsak, yani zaman tanım alanında analiz yaparsak ve zaman tanım alanında analizde okuduğumuz sadece en büyük noktaları, o binaların periyotlarına bağlı olarak bir grafikte işaretlersek bu depremin spektrumunu elde etmiş oluruz. Spektrum bu. Ne anladım ben şimdi burada? Bir bina seçelim. İşte içinde bulunduğumuz bina. Periyodu kaç? 0,3. Yatay eksenden periyot 0,3 bulalım. Şurası. Şu deprem olursa bu binada meydana gelecek en büyük ivme budur. Bu kadar. Dolayısıyla eşdeğer deprem yükü yönteminde ben doğrudan gidip şu noktayı kullanmamın sebebi bu. Burada bir tane hatırlatılacak bir konu var. İşte binanın sönüm oranı spektrumu birazcık değiştiriyor. H2 dediğim %5 sönüm oranı. Eğer sönüm oranı azalırsa, çelik olursa tepki birazcık artıyor. Eğer sönüm oranı artarsa, daha böyle sönümlemesi yüksek bir binaysa ki bu
işte yığma binada olabilir, bazı ya da özel sönümleyicili binalarda olabilir. Bu birazcık azalıyor. Sönüm bütün tepkileri baskılıyor ve küçültüyor. Ben bunu rastgele bir deprem hareketi için yaptım. Fakat aslında şöyle yaparsak, yer hareketi kaydı alalım bir tane. Bu bir yer hareketi kaydı. BSC neydi? BSC L2 yer hareketi kaydı bu. Bu kaydın ismi bir yerde yazıyor mu? Yazmıyor. BSC L2 yer hareketi kaydı. Bu gerçek değil ama çünkü gerçek yer hareketi kaydı bu kadar güzel, düzgün çıkmaz. Sentetik, Japon deprem yönetmeliğinde yönetmelik tarafından verilmiş sentetik yer hareketi kaydı. 120 saniyelik bir yer hareketi kaydı. Bu yer hareketi kaydının spektrumunu çiziyorum. Aynen demin yaptığım gibi 0 saniyeden başlayarak 10 saniye periyoda kadar, bizde 6-7 saniyeye kadar tanımlı. %5 sönüm oranını çizince şu kalın çizgi çıkıyor. 2'ye göre çizersen biraz daha büyük. Yani çünkü sönüm azaldıkça yapının tepkileri kontrolden çıkıyor. Sönüm arttıkça yapı mutedilleşiyor, biraz sakinleşiyor böyle. Bütün yapılar sönümle birlikte. Fakat bizim normal yapılarda kullanacağımız %5'tir. Şu kalın çizgi. Bu ivme spektrumu. İvme spektrumunu zamana göre entegre ederseniz hız, onu zamana göre entegre ederseniz deplasman spektrumunu elde edersiniz. Bizim yönetmenimizde bu var, bir de bu var. Ortadaki yok. Hız spektrumu yok. Bunun gibi yüzlerce yer hareketini denerseniz, ülkenizde meydana gelmiş, meydana gelmesi muhtemel olan, birazcık böyle sismologlarla falan ortak çalışmalar yaparak elde ederseniz, daha sonra bunların ortalamasını alabilirsiniz ya da hepsini temsil edecek ekonomik bir çizgi çekebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şu kırmızı çizgi Japon yönetmeliğindeki spektrumu gösteriyor. Bizim spektrumumuzun da aynısı aşağı yukarı bakarsanız. Bir platosu var. Sonra yaklaşık olarak o bir saniyede dönmüş ama bizim yönetmeliğimizde de yerden yere değişiyor. 0.6'da TB olan var. TB'si 0.8 olan var. Bir noktadan sonra da parabolik olarak azalarak ilerliyor. Bizde yüksek periyot denilen, periyodun uzun olduğu bölge denilen bir şey tanımlanmış ama orası çok kıymetli değil. Kıymetli olan şu. Gördüğünüz gibi bu kırmızı çizgi yaklaşık olarak her yerde bu siyah kalın olan %5 için çizilmiş ivme spektrumunu temsil ediyor. Yapınız şuradaysa ne olacak? Ya kusura bakmayın orası pek güvenli değil ama bir yerden kesmek zorundayız. Yani hız testlerinin 60'la yapılması gibi. Bir yerden kesiyoruz. Burada da güvenli işte, fazla güvenli. Yani tam olarak bunu takip edemeyiz. Neden? Bu deprem olmayacak. Devlet olarak ya da karar vericiler olarak ya da bizler mühendisler olarak bir yerden kesmek zorundayız. Plato bölgesini en yüksek deprem olabilir diye böyle belirledik. Ondan sonra da azalıyor. Bu ne demek? Küçük binada deprem kuvveti büyük olur. Yüksek binada deprem kuvveti küçük olur demek. Benzer şekilde küçük binada deplasman spektrumudur. Küçük bir binanız var. Mesela içinde bulunduğumuz bina 0.3 saniye olsun. Bu logaritmik çizilmiş. 1, 2, 3, 0.3 saniye. Bu binada bu deprem olursa beklenen hareket yaklaşık olarak 2, 4, 6 santimetredir diyebiliriz. Yüksek bir binada ise periyodu 4 saniye olan binada mesela bu deprem hareketi safir binasında olursa 1, 2, 3, 4 yaklaşık olarak 80 santimetre bir yönde. Sadece bir yönde 80 santimetre deplasman olur demek. Buyurun. Rezonans yok. Rezonans dinamik bir etkidir. Haklısınız. Rezonansa girip giremeyeceğini anlamanız için binanızın periyodunu biliyorsunuz ya. Depremin periyodunu bilmen lazım. Yok. Spektrum. Çok basit bir şey bu. Rezonansı şimdi hızlıca göstereceğim. İvme spektrumu bu. Heh. Evet. Çok güzel. Periyodu sıfır olan yer ne demek? Yer. Ya da periyodu sıfır şu demek. Rigidliği çok büyük, sonsuz demek. Yani yere bir tane çubuk çaksanız şöyle, demir çubuğu, yere çaksanız, yer sallanınca o da yerle beraber hareket eder. Bunun periyodu işte sıfırdır. Sıfır saniyesinde, yani periyodu sıfır olan binadaki okunan en büyük ivme demek, yerin en büyük ivmesi demek. Yani spektrumun sıfır noktasındaki değeri PGA dediğimiz yer hareketinin en büyük ivmesine karşılık gelir. Ama bu bizim binamızı etkilemez. Bizim binamız hiçbir zaman burada değildir. Bizim binamız hep şuralarda bir yerdedir. Hep bundan daha büyük bir değer etki eder. Bizim ülkemizde de birçok yer hareketi değerlendirilerek hepsini yeterli güvenlikle temsil edecek bir spektrum çizgisi çizilerek burada az önce gördüğünüz haritalar, çizgi değil, haritalar oluşturulmuştur. Şimdi burada
Buraları çok ilginç değil. Tamam. Burası, şurası bize yeterli. Size şunu göstermek istiyordum sadece. Bu çok basit bir şey. Kusura bakmayın ama ben bunu derste yıllardır herkese bununla anlatıyorum. İki tane binamız var. Şey sorusu güzeldi. Rezonansta binaların periyodu. Bu binanın periyodu 0-3 dedik. Yüksek binanın 1 saniye dedik ama depremin periyodu nedir? Deprem yaşayan vardır aranızda ama depremi evde yaşamışsınızdır. Dışarıda deprem yaşayan, dışarıda yaşayan var mı deprem? Dışarıdayken deprem oldu mu? Nasıl bir hareket? Deprem hareketi şöyle bir hareket değil mesela. Böyle bir hareket değil deprem hareketi. Yok, düşey değil. Depremin periyodu aslında, yerin periyodu aslında o kadar şiddetli bir sarsıntı değil. Bizim binalarımız amplifiye ederek bize yansıttığı için biz evde yürüyemiyoruz, eşyalar üstümüze yıkılıyor. Bina arttırıyor yerin periyodunu, değiştiriyor yani. Bizim aslına bakarsanız yer hareketlerinin periyodu yaklaşık 0.3 saniyedir. 0.3-0.5 saniyesinde değişir. Bu ne demek? 1 saniyede 3 tur atacak demek. 1, 2, işte şöyledir. Yer böyle sallanır. Biz binada onu öyle hissetmiyoruz. Bina bunu arttırarak bize yansıtıyor, amplifiye ederek bize yansıtıyor. Yer böyle sallanır. Evet. Yani yer sarsıntısı aşağı yukarı böyledir. O yüzden depremde dışarıdaysanız yürüyebilirsiniz. Düşmezsiniz yani. Evde ayağa kalkamazsınız. Sıvılaşma durumu değiştirir. Sıvılaşma durumu değiştirir. Evet. Yaşanır. Çünkü o gördükleriniz işte evet, S dalgaları. Ben birkaç deprem yaşadım. Yani evde de yaşadım. İş yerinde, dışarıda da yaşadım. Dışarıda çok rahat ayakta duruluyor. Hiçbir şey olmuyor dışarıda. Rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Ama binanın içindeyseniz bina sizin yaşadığınız ivme yerin o AG'si değil. Hareket denklemi içerisindeki M çarpı A'daki A'yı yaşıyorsunuz siz ve o A çok farklı bir A. Şimdi burada iki tane bina var. Bu binaların periyotları birbirinden farklı. Demek istediğim şuydu. Bunlar farklı depremlerden etkilenirler. Yüksek binanın mesela bunun periyodu şöyle bakarsak yaklaşık olarak işte 0-2 saniye falan. Yani ben bunu 0-2 normalde şöyle sallasam, çok uzun bir deprem hareketi gibi sallasam hiç etkilenmez ondan. Ama onunla aynı periyotta sallarsam rezonansa geçer. Yani rezonans bu aslında. İkisinin periyotlarının üst üste binmesi anlamına geliyor. Burada bir de şeyi yaparak bakabiliriz. Bunun kütlesini arttırırsak periyodu artar. Kütlesini arttırdık birazcık bunu. Şunu da arttıralım kütlesini. Şöyle yapalım. Kütlesi arttı. Bunlar hemen kırtasiyedeki malzemelerle. Evet. Yani bunun periyodu artık bakın yaklaşık 0.5 saniyeye kadar çıktı periyodu. Dolayısıyla farklı bir depremden etkilenecek. Artık yer çok şiddetli sarsılsın mesela. Bu da yüksek binayı temsil etsin. Yer çok şiddetli sarsılırken yüksek bina o kadar, bakın, etkilenmiyor yüksek bina. Küçük olan ise rezonansa geçti. O yüzden depremlerde küçük binalar yıkılıyor. Büyük binalar bundan etkilenmiyorlar. Yer hareketi şöyle olsaydı etkilenirdi ve öbürüne hiçbir şey olmazdı. Maalesef bizim binalarımız, birçok binamız, 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı, 6 katlı, 6 katlı binalarımız deprem ivmesinin en şiddetli olduğu yerde. O yüzden küçük binalarımız depremden zarar görüyorlar. Yüksek binalarımız ise deprem ivmesinin en az olduğu yerde. O yüzden yüksek binalar depremde kolay kolay yıkılmaz, hiç yıkılmazlar. Hasar görürler ama kolay kolay yıkılmazlar. Evet, şimdi tabii buyurun sorularınızı alabilirim. Yani sunumumuz bu kadar. Bundan sonra İşi olan vardır, bir yere yetişecek vardır. Arzu ettiğiniz gibi çıkabilirsiniz ama sorular alabilirim. Buyurun.